le Lyon gibi bir takım karşısında 2-0. Ardından muhteşem goller, harika asist. Harika asist bir de Yusuf'tan aynı zamanda. Burak'tan da öyle. Ve tarih yazdı desek herhalde abartmış olmayız diye düşünüyorum ben. Ee, şöyle tabii ki hocanın ismi Kristof Galti ama Şenol Galti diyeceğim kendisine. Hı. Şenol Güneş hocamız da çünkü Burak Yılmaz'la bu kadar yüksek verim. Hani Şenol Güneş ve çok başka oynuyor ya Burak Yılmaz. Fatih Terim'tim de gayet iyi oynadı da. Evet. Bir de Burak Yılmaz biraz böyle oyun tarzı olarak falan da taktiksel açıdan iyi anlamda söylüyorum lüks bir oyuncu. Yani biraz da Burak Yılmaz'a göre oynayacaksın. Hani Burak Yılmaz'a kenar orta yapıp stoperle sadece kafa vur değil. Veya Burak sen orta sahaya gel, eklemlen birden değil. Ya yani mesela Burak'ın attığı gollere bakarsan özellikle 3. gol Yusuf'un asistinde hı hı. E, direkt olarak da Burak Yılmaz'a boş alan açmaları gerekiyordu ve Galaty'ye gerçekten çok iyi teknik direktör yani Marsilya'da yetişmiş biliyorsun. Orada yine kıymeti harbiyesi bilinmemiş bir teknik direktör. Bu büyük başarı. Şimdi Lille'in daha önce olan kadroları vardı. Eden Hazarlı kadro falan, Musa Sovlu kadro. Bu öyle değil. Yani burada Osimen yerine 35 yaşındaki Burak Yılmaz'ı aldılar. Ama Burak Yılmaz hani bana kaybolan yıllarımı geri verseler tarzı. E, belki de böyle kariyerin en genç futbolunu oynuyor. Yani ilk aldıkları zaman şöyle bekliyordu insanlar Fransa'da. Fransız Ligi futbol oyuncuları ya son 20 dakikalar özellikle öne geçtikten sonra değil. Kontrataklarda çok iyi transfer diye. Şimdi öyle değil. A planı direkt yani set oyununda. Zaten devre biterken attığı frikik golü çok ekstra. Çok. Yani yoksa o ilk yarı gidiyordu. Bu arada yani 2-0 iken maç. Burak Yılmaz friki dışında bir frikik gibi geldi. Yok ya bayağı Juninho frikiğin evet, Junior daha frikik. Ki Juninho Lyon'un Evet evet zaten gösterdi kamera. Hemen Fransa rejisi Juninho'yu gösterdi. Biraz yaşlandığı için. Evet. evet. hepimiz gibi o da Juninho tabii, bile. Tabii, tabii. E, hani sonra da dedim Juninho bak. Hani çünkü böyle frikik. Frikik deyince akla gelen o. Ama Lyon lehine atardı. Bu sefer Lyon aleyhine. E, o müthişti. Yoksa şimdi 2-0 maç lider girdiği haftayı şampiyon ligi kontenjanın dışında dördüncü bitirecekti. Dördüncü tamamlayacaktı haftayı. Öyle çok büyük bir Evet, geldi. evet. Tabii, tabii. Şimdi tekrar şampiyonun en büyük adayı oldu. E, ayrıca Burak Yılmaz iki tane de Canıtın David Efendi. Burak abine bayağı borcum var senin bak. Asıl flash transfer o. İyi paraya, iyi bon servisi alınan genç on. Kanadalı, nasıl Kanadalısın sen? Var Atiba bak atar onu ben sana söyleyeyim. Larin atar. Larin, Lari. şu anda daha iyi ya. Jonathan David Efendi. Bu arada bayağı yetenekli oyuncu. Belçika Ligi'nde falan da çok iyiydi. İlk böyle zorlandı da hatırlarsan. Sezonun başlarında falan gol atamıyordu. iyi oynayamıyordu. Burak Yılmaz ona resmen zorla gol attırdı. Hani kendi atabileceği pozisyon canlı David. Orada bir böyle takımdaşlık duygusu da var. Hani e, bu Beşiktaş'tan ilk ayrılan Burak Yılmaz'la alakası yok. Hani bu Holosko o da ne transfermiş ya gerçekten şöyle dönüp bakıyorum. Holosko en iyi oynadığı Avustralya Ligi. Öyle ki ünlü atlet e, biliyorsun Hüseyin Bolt. Bu da koşuyor ben de koşuyorum. Ben daha iyi koşuyorum ben de oynarım. Hani zaten <laughs> evet, Mesut Aykut evet. da falan oynamak istiyordu hatırlarsan. Beni oynat hocam falan. İşte e, oradan nereden nereye? Diyor insanlar ama ya Burak Yılmaz zaten bayağı yetenekliydi dikkat. Burak Yılmaz'ı ilk zaten Fransa futbolu keşfetti bizden önce. Jean Tigana. Jean Tigana. Tam Burak Yılmaz bizim ligde genç, yetenekli, gelecek Vadem Böncü'dü ama Tigana'ya göre en iyisi Aynen. olacak dedi Tigana. Jean Tigana en iyisi olacak dedi. Ee, ve gerçekten çok genç yaşta ve onu ilk santrafor oynatmayı düşünen de Jean Tigana. Hı -hı. Hani hep sağ açık, sol açık falan. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta daha çok sağ açık, o açık oynadı. Böyle Jean Tigana yani onu ilk keşfetmişti. E bu da e, birazcık hani oraya da uygun tarzı var. Yani şimdi Fransa'da gol atmak, Türkiye'de gol atmaktan daha zor Fransa zor, ligi bir de. Zor, daha zor. Yani i̇şte ne anlamda söylüyorum? Biz son yıllarda iyi stoperler çıkardık ama çok iyi stoperler çıkardık. Meri olsun, Ozan olsun, Çağlar olsun ama bunlar süper ligde ne kadar oynadı ki? Ozan 6 ay. Meri çok az. Yani Alain Spor'da oynadı. Ee, Çağlar hiç oynamadı süper hiç ligde. Oynamadı. Direkt birincilikten, Altınordu'dan, Almanya'ya gitti, Freiburg'a gitti. Şimdi burada yani burada iyi oynayan bir kere kafadan bir Arsenal alıyor seni. Yüzyıldır Fransa'daki iyi stoperi Arsenal alıyor. Sonra Chelsea almaya başladı. İşte Galaslar falan filan o Arsenal Chelsea mini takımda oynayanlar orada oynuyor falan. Ya yani bu kadar zor bir lig. E Lyon'da da Marcelo var kardeşim. Son pozisyonda Marcelo'yu çok iyi yutturdu. Yani Marcelo ya Marcelo'ya onu yutturmak kolay iş değil. Değil yani. Bir yine bizim ligden Denayer bu maçta oynamadı ama Lyon'un stoperlerinden bir tanesi. Bizim Cenk genç geçen haftalarda oynamaya başladı falan. Bunların stoperler falan değil ki Rudi Garcia takımına 2-0'dan 3 kere dönmek çok büyük iş işte. Ve Burak'ın gerçekten çok belirleyici bir rolü oldu. Baş rolü oldu. Ee, ve 3 ayrı kuşak Türk var takımda. Sırf Zeki ile Yusuf onların yaşayına yakın da. Mustafa var. Bir de Mustafa e, bir de altyapıda Ferhat var. Ferhat var. Evet. Farat bir süper çocuk hani e, olarak evet. süper yetenek olarak nasipten. Yani Lil'in bizim Türkiye'deki yetenekleri 30'luğundan yani 30 yaş üzeri forvetinden 15 yaşındaki çocuğa kadar bizdeki yetenekleri daha iyi. Ee, süzmesi, tespit etmesi de ya kardeş biz de kendi oyuncularımızı biraz değil mi? Yani şimdi diyecek ki tabii izleyeceğim zamanlar ama Ali Bey Lille'deki futbol gelişimine de açık. Haklısınız bir şey demiyorum ben. Haklı. Yani doğru söylüyorsunuz. Oyuncular acayip gelişiyor Lille'de. Mesela Renato Sanchez de. Çok. Yani Bayern'in çok genç yaşta evet. olmadı. olmadı. 18 yaşındaydı, Portekiz'in Avrupa şampiyonluğunda önemli rol oynadı, belirleyici rol oynadı, orta sahanın vazgeçilmez oyuncusu, oldu. takımın en genç yeteneği de şey yaptı. geçmişti. Tabii ama burada bambaşka oyuncuya dönüştü. Geçmişti. Ama Renato Sanchez yoksa işte Yusuf Yazıcı var diyor hoca. Mesela Renato çıkarken hocam niye beni alıyor, Purkoa falan niye alıyorsun lan? Şey dikkatimi çekti bir de, Fransızca bilmenin o kadar okumanın bir faydasını nihayet gördük velicim. Galtier hoca 1-0 olunca Zeki'ye direkt, Zeki dedi, Ano pres daha öne çıkıp yap presi dedi. En sevdiği zaten Zeki. Ve ya, yani Zeki de çok teşekkür ediyorum. Galtier Hoca yönetiminde Zeki zaten yetenekli iyi. Daha da iyi bir sağ kanat bekine dönüştü. Adı seviyeyle geçiyor bu arada. Valla kimle geçiyorsa geçiyor. Lille şampiyon olacak kadro. Bu da Lille'in bir şey söyleyeceğim. Bu en beklenmedik şampiyonluğu olur yalnız Lille'in. Çünkü daha önce olduğu zaman Paris Saint Germain ile Lille arasında ya da diğerleri arasında bu kadar büyük bir tabii. finansal kas farkı tabii, yoktu. Tabii. Ya bayağı böyle işte işte o Avrupa Süper Ligi suya düşürttüğümüz hep beraber oh Oh Florentino Perez izle bak öğren biraz bu işleri. Para var ama önemli onu değil işte. Bak bu adamlar nasıl bir organizasyon bu ve insanlar bu kulüpteki Lille'de. Ayrıca Menya'nın ee, Menyan iyi kaleci bak çok iyi kaleci ve Fonte. Ben Fonte'yi de çok beğeniyorum. Portekiz'in yine Avrupa Şampiyonluğunda hani tabii Pepe ile Alves ikisi de Türkiye Ligi'nde oynamış. Çok iyi stoperler ikisi de yani gelmiş en iyi Portekizli dört stoperden ikisi bunlar kafadan. Ama Fonte de Hani alternatif oyuncu nedir? Nasıl olmalıdır? En zor dönemde ondan ikisinden biri oynamış zaman girdi. Southampton'dan da yanlış stoperi almış o dönem. Merseyside'ın kırmızılı ekibi. Fonte o arkadaşı çok iyi gösteriyordu. Lille'de bu olay var. Biliyorsun değil mi? Mesela Şecu geldi Türkiye'ye. Evet. Basa çok iyi daha yanındaki. Keye, Lille'de yine. Ee, yani bizi bizden daha iyi daha iyi analiz etmelerini de takdir edelim yani. Bir Türk güzel gücü yapıyoruz. öyle tesadüf değil yani. Lille'dir. Bir Türk aldık hadi bir Türk daha alalım öyle değil. Yani. Bu arada ben şunu da düşünüyorum, ee, Burak Yılmaz'ın, Zeki'nin, Yusuf'un burada gösterdiği performanslar başta olmak üzere tabii ki Çağlar, Merih onların performansları var ama e, ayrıca buradaki ekstra performanslarda bence bizim ligimizi gerçekçi konuşmak gerekirse e, kur avantajı da var Avrupa'nın bize göre şu an. Maalesef. E, maalesef. Ve bundan dolayı da onlar bu durumu avantajlı hale getiriyorlar kendi açısından. Evet. Şu anda yetenekli futbolcuların olduğu ucuz ki yeni keşfedilen bir pazar olarak bakıyorlar bizim ligimize. Tabii. Ve daha fazla scoutların gözü ligimizde olmaya başladı. Bak eskiden Şecu alıyorduk Lille'den Türkiye'ye. Evet. Musa Sol alıyordu Fenerbahçe. Hı -hı. Gol kuralı ya. Çok yıldız oyuncusu yani takımın. Ve 10 milyon euro'dan fazla para veriyor. Kur meselesi tabii maalesef bizim çok aleyhimize. Onların lehine olan, şey. olan bir durum. Çok, çok ucuza alıyorlar. Şey. Çünkü kulüpler de ekonomik darboğazda bizim şu anda. O yüzden de satmak Ama yine de oyuncuları. ben şunu bilirim. Kardeşim, Türkiye 1. Liginden, Süper Ligin bir Altından buldular mı zekiyi? Buldular mı? Evet. Sen niye görmüyorsun? Ben bunu anlamıyorum zaten. Ben bunu anlamıyorum. Sen niye göremiyorsun abi? Yok artık ya yani. Bu kadar mı fark var iki lig arası? Hayır. E Çağlar yine oradan gitti. Almanya'ya. Ah şimdi Leicester City. herkes yazıyor bas bas bağırıyor. Hala birçok oyuncu var alt ligde. Ee, İsmail, Batuhan, e, ondan sonra Keçören'deki... Spor'da bayağı oyuncu var. Keçören'deki Barış Yani 25 Barış yaş altı olarak düşün. Çünkü Türkiye ligimizin maalesef yaş ortalaması yüksek. Mesela böyle şey de fena oyuncu değil yani Emirhan orta sahada. Emirhan Aydoğan. Tabii. Emirhan iyi oyuncu. Tabii gayet iyi bir oyuncu bence. Onun dışında daha da geliyor alttan. E bu arada bir şey söyleyeceğim. Zeki Çelik hangi altyapıdan yetişti? Bursa. Bursa altyapısı. Evet. Bursa alt Yapısı. Bu kadar iyi altyapısı oldu. Evet. Bu kadar futbolda taraftarların gücü olduğu, destek olduğu, bu kadar futbolun sevildiği bir şehrin takımı yine bir alt ligde oynayacak. İşte bu Türk futbolunun özeti aslında biliyor musun maalesef. Ama bu Bunda şey yapacak bir şey yok böyle karalar bağlayıp eyvah biz ben hep böyle mi olacağız şimdi. kader midir bu hayır abi Değil evet. Değildir ya niye o olsun. Ben ya? çok üzülüyorum yani özellikle ben Bursa Sporu'nun de Çelik yetiştirebilen altyapı hocaları var evet. bir kere. Sen o hocaları tut. Bunlar A takıma çıksın bir de. Hani oyuncularla beraber. Ya abi şimdi Bursa Spor'da o kadar hoca geldi geçti en son. Bunlarla yıllardır çalışan hoca en iyisi işte ya. Evet. Sen mesela Kayseri Spor kaçıncı teknik direktör değişikliği? Kaçıncı? Yedinci mi arkadaşlar? Yalçın Koşukavak Hoca yanlış anlaşılmasın. Yani özellikle İstanbul Sporu, Bursa Sporu'da da gayet iyiydi bence. İyiydi yani hoca oralarda değil miydi? Yanlış mı? İyiydi Bazıları İstanbul beğenmiyor Spor'da ama iyiydi. ben beğeniyordum oyununu falan filan. Yok, oyun iyiydi, planı, iyiydi. taktik planı, oyun planı üzerine yoran, koymuş. Işlere, tabi 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 çok kafa patlatan birisi. Evet. Sağ içinde deneyen birisi. Ama böyle şimdi mesela arada yine böyle Kayseri Spor'a uzun yıllar hizmet veren biliyorsun kulaksız hoca. Soyadı kulaksız hocanın. Hı. Onun mesela abi o bir tek onunla sen iyi bir puan ortalaması yakaladın. Geçici hoca diye. Geçici olmasın. Niye geçici? İyi işte kalıcı olsun bence ki sen de biraz başarın kalıcı bir form grafiği olsun falan filan. Mesela Galtiye hocayı falan Türkiye'ye getirsen aman aman. Bak yani hemen o falan ligi tanımıyor. Liga Fransız bak başlıklar belli hemen kelime oyunu yapacak. Liga Fransız kaldı falan filan. İşte Miel benim soyadından kelime oyunu saçma sapan. Hepsini yapılır o. Ligi tanıyan hoca gerek falan filan. Yo. Birisi çalışkan bir karakter oldu mu hemen o ligi tanıyor işte BS e örneğini veriyoruz. Adam Arjantin'de evde otururken Nits'ten arıyorlar. Bir dakika diyor tamam düşüneyim ama maçları önce bir izleyeyim kulübünüzün diyor. Hop iki hafta sonra arıyor diyor ki Luke Ayling'i şurada oynatırsak böyle yaparsak Benford aslında şunu yaparsa falan. Hepsini yaptı. Hani ligi tanıyan hoca? Hepsinden iyi tanıyor. O kadar tanıyor ki. Lampard'ın çalıştırdığı Derby kantinin antrenmanını hani daha fazla tanımak için olay oldu biliyorsun. Ajan gönderdiler falan filan evet. biliyorsun değil mi? Evet. BRS'nin adamları gelip antrenmanımızı izledi. Olmaz bu falan BRS dedi ki ya bu ben ligi tanıyorum. Hani ligi tanırsın abi. Ligi tanım bizim ligi tanımayacak bir şey yok ki. Tabii Mesela yok ligi tanıyorsan şunu bilirsin. Hani ee, böyle iyi topa sahip olarak oynayan büyük takım böyle iyi form yakalar iyi sonuçlar alır. Fenerbahçe'ye başlayacaksak eğer öyle bir geçiş yapayım dedim öyle yani. bir geçiş yapalım. Ben Lise böyle oynamak zorunda. Bu arada Burak Yılmaz... Lille öyle yani yedek santrafor Icardi değil Paris'teki gibi. Yedek santraforu Icardi olan takımla şampiyonluk mücadelesi verirken böyle oynarsın. Yapacak bir şey yok. Burak Yılmaz'la ilgili ben şunu da düşünüyorum aynı zamanda. Son olarak onu da ekleyeyim. Performansındaki artışta düzenli çalışmanın ee, düzenli yaşamanın çok büyük bir etkisi olduğunu bravo, düşünüyorum. Bravo Ailesini Fransa'yı yanına aldı, çocuklarını, eşini Fransa'da yanında. Çok düzgün ve düzenli bir hayat yaşıyor. Çok mutlu şu anda ve net olarak bence sağa yansıyor burada. Doğru yolu bulmak için önce yaptığın yanlışları kabul etmek ve onlardan vazgeçmek gerekir. Burak yaptığı hataların hepsinden büyük hata yaptı. Hepsinden ders çıkardı. Evet. Ben ona bakarım. Kesinlikle. Bir de çünkü böyle büyük hatalar yapıp yapmaya devam edenler de var. Onlar ayrı. Bak mesela Beşiktaş'a gelirken de biliyorsun büyük olay oldu. Ya bizim sülale ikiye bölündü ya Ece Suyaklılar. İşte kardeşim anlattı. Abi dedi iyi ki bu ara sen gelmedin fazla apartmana. Yine aynı dedi bunlar Gordon Bin dönemi gibi hiçbir şeyi beğenmiyorlar dedi. <laughs> Bak valla ben sana anlatayım. Bu mesela bir tayfa var. o işte geldikçe ben tutmam falan. Mesela Zafer Güzel bir şey söyledi ya. Büyük Beşiktaşlı oyuncu. Hani Beşiktaşlı çok baskın birisi. Hani o büyük laf etti tamam. O Zafer abi. Biz de öyle değil abi. Ailede kamplaşma yani. Onun sen nasıl? Bir de diyor ki ben tutmayacağım. Sen nasıl takımı bırakabilirsin? Şenol Hoca ne dedi? Ya bir durum bakalım dedi ya. Ya bir hatalarından ben biliyorum bu çocuğu dedi yani. Biliyorum ben bu çocuğu dedi. abi uzun zamandır Abu Bakar yerine kadar. Değil mi? Tabii. Tekrar Abu Bakar döndü geldi de. Beşiktaş'ın Santrafor'da tekrar bir şeyler olmaya başladı. Yani o Şenol Hoca'nın söyledikleri bizim fikrimizden çok daha önemli. Çünkü adam bir Santrofolog. yani Santrafor'dan bu kadar anlayan çok az kişi var. O yüzden Şenol Galti'ye diyorum hocaya. Şenol Galti. Burak Yılmaz'ın dilinden anlayıp ondan bu kadar yüksek verim almak, performans almak büyük iş. David de bir daha soruyorum, Jonathan David. Baba kalan haftarda da sen bir şeyler yap ama. Hep bizim çocuklar bizim çocuk. 35 yaşında abin yapıyor. Sen de bir <laughs> yaptı ama o da biliyor musun? O iki golü kaçırdı. Saçma son bir vuruş yaptı ya. Geldi dedi ki benim gol atacağım yok Allah beni kahretmesin dedi. Geleyim şu savunmaya yardım edeyim. Bir tane çok kritik top çıkardı. Ya yani Lille'deki bu büyük bir takımdaşlık var. Şampiyonluğun son dönemecinde bu çok önemli. Önemli temsilcilerinden biri durumda şu anda mevcut. Bu sene geçti 4 -4 -2. 4 2. Çok güzel temsil ediyorlar ama 4 4 2. Tabii. Atletico bu sene... Madrid'den sonra en iyi temsil edenlerin başında geliyor. Atletico bence. Madrid pek iyi temsil etmiyor artık. Ya Zaten evet düşüşte, 4 4 4 de oynamıyor. Ha, şu şu de oynuyorlar. Orası da acayip bir durumu hale aldı. E, Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla herkes potanın içerisinde. Tıpkı Fransa Ligi gibi oldular. Onlar Fransa Ligi'nde şampiyonu Lens takımı belirleyecek. Lens diye yazılan. Pascal Numan da formasını evet. giydi. Galatasaray'ın UEFA şampiyonu olduğu yıl böyle yarı finalde Arsenal ile karşılaşıp hı hı. yenilen ekip sarıkmış. Şimdi alt ligde. Bu arada Rafael Varan da oradan geçmiş, değil mi? Varan. Tabii. Peki Fenerbahçe'ye geçiş yapalım. Fenerbahçe Kasımpaşa e, karşısında 3-2 galip geldi. E, Pozisyonlar birlikte başlayalım. Aynı zamanda bir ananı değerlendiririz. Ozan Tufan'dan da ben bahsetmek istiyorum. Ozan Tufan'ın performansı ee, pozisyonlar eşliğinde de göreceğiz zaten. Ben gayet yine form seviyesinin belli bir seviyeye geldiğini düşünüyorum ve o seviyenin altına kolay kolay düşmediği görüyorum. Yine bence de Ozan tabakası, sezon başındaki Ozan tabakası rolüne büründü. Sezon başında Gustavo bayağı iyi oynuyordu. Son iki aydır falan Gustavo'da düşüş vardı ve Fenerbahçe başka türlü bir oyun oynamak durumunda. Bence bu kadronun bu kadrodan, Bireysel Teng Toplu'ndan daha yetenekli, verim alınabilecek düzen de bu. Yani kadronuzda bu kadar teknik merkez orta saha artı Ozan Tufan varken Sosa gibi usta bir top yönlendirici savunmanın önüne rejistar rolüne Emre Bölözoğlu kendi geçen sezon oynadığı yere alarak dikkat geçen sezon Ozan Tufan Fenerbahçe ikinci döneminde hı hı. Yani kiralıklardan döndükten sonra Fenerbahçe en iyi oynadığı sekans dönem periyot Emre Bölözoğlu Max Kruse Max Kruse'de top oynarken yani Ozan oynuyordu ilk geldiği zaman ve e, Emre Bölozoğlu hani bunu biliyor Ozan'ın yanına usta bir top yönlendirici koyalım Bir Rejista derin oyun kurucu yani. Ozan'ı da salalım. Çünkü Ozan tabakası hepsini yapıyor. Gelip geriden top çıkarmaya da yardım ediyor. Ama ön taraftaki pres gücü de çok işe yarıyor. Bir de Emre Bölüzoğlu'nun geçen hafta da söylediğim teknik olarak, yaptığı doğru tespit. Erol Bulut Hoca'dan farklı olarak çok net. Büyük takım, büyük futbol oynar. Hele hele Kadıköy'de Fenerbahçe Kadıköy futbol oynar. Yani zaten Fenerbahçe Kadıköy'de bu kormaç kaybetmez. Yani sportif direktör olarak çıkardığı ders o. Kendi teknik direktörlüğüne. Neden kaybediyordu Fenerbahçe? Maçlardan sonra mesela Erol Hoca'nın, bak çok iyi bir insan Erol Bulut Hoca. Hakikaten eleştirirken üzülüyorum ama ben futbol söylemek zorundayım. İşte top bak bizdeydi yine kaybettik. Bu değil hocam. Bu kadar yetenekli oyuncularla, top mahareti olan oyuncularla bu oyun oynanır. İkinci yarıdaki oyunun düşüşünün de sebebi o ilk 45 bu arada Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı açık ara en iyi 45 dakika. Hiç bana şey demesinler. E, Kasımpaşa'da ne kadar oynadık? Abi ligde takımlar bunlar ya. Bizim ligde Lille, Lyon falan yok yani. Hani biz bu takımlar, herkes bu takımlarla oynuyor. Beşiktaş da Kasımpaşa ile oynuyor. Tabii. Ve Kasımpaşa'dan inan daha az iyi olan çok takım var. Onu da söyleyeyim yani. Aynı fikirli. Ha, bu maçta işte, hucum presi de çok iyi yaptı. Şimdi başlasın maç zaten pozisyonla pozisyon. İki kaleciyi değiştirsen Harun'la hatta şöyle diyeyim. Ertuğrul Taşkıran. Hı hı. İlk röportajını ben yaptım. 442 dergisi. Fenerbahçe altyapısı. O dedi abi beni çıkarsana. <laughs> tamam be. Ama şöyle bizim mahallede oturuyor. E, i̇yi de zaten Gerçek izledim bu iyi dedim. Ama şimdi Şenol ben Çorlu biliyorum. Hoca biliyorsun bu hafta Emre Belözoğlu diploma durumundan dolayı Şenol Çorlu Hoca diplomasıyla dahil edildi olaya. O zaman Şenol Çorlu Hoca Ertuğrul Taşkın'ın altyapıda yani altyapının şefi Şenol Hoca dedi bak bu hakikaten iyi kaleci falan da havaya girer bak Ali dedi. Ya hocam lan, girsin biraz çocuk havaya ne var ya falan filan hani. Hakikaten Ertuğrul dedi ki abi benim amacım Premier Lig'de oynamak. Olmadı Championship'te oynamak. Oynayamaz mıyım dedi. İnşallah oynarsın dedim. Bu çocuk yetenekliydi zaten. Yetenekliydi ben çok beğeniyordum. Şimdi Türkiye'deki atmosferde vay efendim şimdi bu maçtan önce zaten Fenerbahçe altyapısına yetişti. Fenerbahçe altyapısından yetişip Fenerbahçe'de kalsaydı ve bu maçta Fenerbahçe kalesinde olsaydı ilk yarı 4-0 bitmişti. Harun penaltıyı kurtarırdı. Hani Fenerbahçe kullandı ya. Kalecileri değiştiriyorsun. Harun'u Kasımpaşa kalesine koyuyorsun. Hı. Ama bu kadar iyi oynarken Harun'un yaptığı hata işte geçen hafta söylemeye çalıştım. Büyük takımda yedek Oyuncu olmaz. Alternatif oyuncu olur. Harun'cum sen çok daha iyi kaleciydin. Gün görende stres, stres Beri var, çok var? daha iyi kaleciydin. Bursa'da özellikle çok iyiydin. Stresim var üzerinde ne var? Hayır. Şimdi hiçbir zaman bu en iyi olduğu dönemde bile Bursa Spor'dan Fenerbahçe'ye geldi. Milli takımda oynadı. Milli takım kaleci kaza gönderdi bana falan. O dönemde bile en güçlü yanı ayakları değildi. Ama burada bu yedek kalmayla alternatif bak mental açıdan kendini hiç hazır tutmamış. O birinci Telaşın sebebi o. İki maç, 170 dakikada üç tane hatası var. İkisi büyük hata, bir tanesi çok büyük hata bu artık. Çünkü 2-0 Fenerbahçe sezonun en iyi ilk 45'ini oynuyor, ilk yarısını oynuyor. Ama öyle bir hata yaptı ki, zaten maçı izlerken ben diyordum ki, Kasımpaşa nasıl gol atabilir ki falan hani şu dakikada, ne olabilir? Duran top falan. Korner dönüşü hani korner dönüşünde zayıf ya Fenerbahçe. Yine mesela sarı kart gördü. O yüzden Fenerbahçe'de İrfan Can cezalı duruma düştü. Evet. Korner dönüşü yemesinler diye golü o Yugoslav foğlu diye tabir ettiğimiz foğlu yaptı. Kart gördü. Bu, bu. Yani e, kornerde kazanamıyor falan. Derken Harun'un yaptığı hata. Şimdi pozisyonları getirirsek tek tek. Bu arada yani şunlarda falan bak. Ertuğrul'un şu kurtarışı falan çok iyi. Valencia'nın golüne gelelim. Evet Valencia'nın maçın golüyle başlayalım. Aslında golüyle. böyle şeyle başlayalım ya. Maçın başındaki Neyle? kurtarışlarla başlayalım. Tabii olur. Tabii. Ertuğrul'u o kadar anlattık. Biraz da. Ozan'ın zaten e, pozisyonundan sonra gol geliyor ardından da. Şimdi bu da iyi. Yani burada Ozan'ın delici özelliği Ozan çok Tufan, fazla. Ozan evet. Ozan Tufan'ı salacaksın. Özgür evet. bırakacak. Evet. Özgür orta saha rolü onun. Çok ket vuruldu değil mi zamanında bu Tabii. yönlerini? Özellikle Vitor Pereira ilk geldiği evet. sezon çocuğu bitirdi taktiksel açıdan. Ya ofansif orta saha santrafora çok yakın orada oynayacaksın. 10 numara gibi oynayacaksın falan filan ya da Yok, savunmanın önüne zincirledi. Halbuki Ozan ne Çift yönlü ya. Bu Bence. kadar dinamik bir oyuncu zincirlenmez, tam tersi. Ekstra özgür bu. Çünkü görev bilinci de var. Hani mesela burada gol olma diye hemen ondan sonra gidip mesela önde hücum presi yapılıyorsa hücum presi. Gerekiyorsa rakip geliyorsa, çıkıyorsa hop bir bakıyorsun Ozan o esnada en defansif orta sahanın yardımcısı, en iyi yardımcısı. Hop bir bakıyorsun birazdan 15 saniye sonra santrafora en yakın ofansif orta saha rolüne bürünüyor. Ozan tabakası dediğim bu her şey 6 numara görelim yine Ozan'ın olduğu pozisyon altı numara yine o yayın bu çok iyi bir organizasyon ve burada bir gereken aldı. oyuncu Valencia onu da söyleyeyim çok iyi kurtarış ayrıca bu bu arada presle kazanıyor topu ve kazandıktan i̇şte sonra Hucun hemen kaleci düşünebiliyor onu söylüyorum hucum pres özelliği evet. yani Ozan'ı böyle gerilere falan çok götürmeyeceğim zincirlemeyeceğim özellikle işte hücum presi oynuyorsan Ozan Santrafor'dan en yakın oyuncu olacak Avrupa Çünkü Şampiyonluğu'nda kaç gol yazıyorsun o. Ozan Tufan'ı İki tane yazar mısın? Ben üzerine yük bindirmem genç kardeşimizin ama bir şu Hala an hissettim ben. Şu Abi, an hissettim. Şunu söyleyeyim. Atarsa süper olur. Ama zaten Ozan Tufan takımın gol atması için her şeyi yapar. O bir Ozan tabakası diyor. Her şey yapar. Defansa katkısı katkı. Bu sıkıntı oluyor sonra oyuncularla alakalı. Peki. Bak uzaktan şutu acayip geliştirdi. İnşallah atacak. İtalya zaten başka nasıl gol atacağız? Yani düşünüyorum ben. İtalya çok az pozisyon veriyor tabii, maalesef. Tabii. Acayip bir aura en kalıyorlar. formda milli takım olabilir Öyle. mi Öyle. En son dünya kupasını kazandıkları zaman 2006'da Lippi yönetiminde şimdiki Mançin yönetimindeki kadar üst üste namalıp İngiliz'siz geliyorlar. Evet, kesinlikle. Çok zor bir takım. bir puana ben çoktan razıyım. Ama yenmek zaten olay olay ya. İtalya'yı yenmek olay. Şu İtalya'yı yenmek olay oldu Çok. olay. Hele orada açılış maçında falan yenmek yani İtalya'da İtalya'yı yenmek zaten böyle bak şimdi turnuva ile ilgili fikrimi söyleyeyim hadi ya. Saçma sapan bir şey. Kaç tane ev sahibi var? Bu ne ya? Bütün büyük takımlar Bizim ev için sahibi. Daha ne manası doğru. var bunun? Bizim için o kadar zor olacak ki valla. Almanya Almanya'da oynuyor. İngiltere Londra'da. Oh ne güzel ya valla. Kraliçede maçı yönetsin. Valla İtalyan Spor Bakanı. İtaly bu ne abi ama. ama gerçekten. Ha, abi ne abi oldu abi, şimdi ha. Ha. pandemide de. Ha. Haklısın. Saçma sapan fikirler. Avrupa şampiyonası. E şimdi biz çok ev sahibi olacak falan. Rail mi lan bu? Pardon özür dilerim. Kelimeyi geri alıyorum. Öyle konuşmak istemem ama Rail mi bu ya? Hakikaten Rail mi bu ya? Ne yapıyorsun sen? Öğrenci değişimi gibi falan. Pandemi bir de geldi. Tabii tabii. O yüzden ya, söylüyorum. Ya. Üç günde bir test herkese sürekli olarak. Ya, ya Böyle bir mı? şey olur mu? Üç günde bir test olacak. Bilmem ne. Oradan oraya gideceğiz. İtalya'dan Azerbaycan'a gideceğiz. Biz buradan Azerbaycan'a gitseydik. Hadi Orada koronavirüs çıktın. Mu? Oraya gidemiyorsun. Orada karantinada kalıyorsun bak, falan birçok şey yani. İstanbul'dan çıkıyorsun. İtalya'ya gidiyorsun. İtalya'dan Azerbaycan'a geliyorsun. Bak sen ya. Bak bak. Sonra niye Azerbaycan? Bizim ülkede oynasın bari. Hani Türk devleti Türk devleti kardeşim. Öyleyse kontenjan değil mi? Hani nedir yani? Herkes ev sahibi. Bizim gibi ülkeler hariç. Biz şey alemde biz varız anladın mı yani bizi? Bir şey yerine koyuyorlar söylemeyeceğim artık. Sinirleniyorum bu konuyu değiştirelim çünkü çok saçma. Tamam. Hele bu pandemiye denk gelmesi o ne güzel ya. Hollanda Amsterdam'da oynuyor. Mis gibi hayat yani. Almanya seçmeyen Almanya'daki herhangi bir şehir falan. O ne güzel. İngiltere zaten asıl ev sahibi. Ben zaten öyle bir şey hayatımda görmedim ya. Ne kadar asıl ev sahibi var. Ev sahibi var. Bir de asıl ev sahibi var. Bunlar Avrupa Birliği'nden çıkmadı ya? Nereye evin sahibi oluyorlar ya? Avrupa Şampiyonası kardeşim bu? Doğru. Niye bu ülkelerde? Kim karar verdi? Neye göre? Nedir yani? Ben anlamıştım gerçekten böyle bir fikstür. Şimdiden söyleyeyim de yani benim en baştan beri fikrim bu. Bu ne abi? Bir tane ülke olur. Bilemedin 2 üç ülke hani Hollanda, Belçika yaptı değil mi? Euro 2000? İşte bir tane daha vardı öyle. Ukrayna Polonya mıydı? Hı -hı. 2012. Evet. Değil mi? Ukrayna Polonya. Tamam normal. yani çok yakın ülkeler falan filan. Gidiyorsunuz bu nedir amaya? Bu nedir ya? Roma'da aman Roma'da mı önce İtalya maçı? Roma'dan biz Şeye gideceğiz. Azerbaycan'a. Biz önce Azerbaycan'da oynayalım kimin olacaksa. Sonra gideriz. Niye buradan oraya bir daha gidelim? Bütün ülkeler için söylüyorum. Yani bütün bu ev sahibi dense sonra İngiltere ev sahibi İskoçya niye değil abi? Hani birlik ve United Kingdom diyorsun. Nerede abi? Niye değil? Öbürü katılsa o da mı olamayacak? Kuzey İrlanda niye olmayacak? Aynı şekilde mesela. öbürü katılan ülkeler niye değil? Ne, nedir abi bu? Ne kadar garip bir şey yani. Gerçi çok garip bir şey. Aynı fikirdeyim. Yani. Şey çok garip. Aynı. Vallahi bizim TFF yapmaz böylesin. Hani, hani TFF'yi hepimiz garipseyerek izliyoruz ya. Bu kadarını yapmazdı ha. Gerçekten yapmazdı. Valencia'nın golünü de görelim. Ardından da Hayradinovic'in golünü görelim. E, Fenerbahçe'nin attığı ve yediği goller arka arkaya gelecek şimdi. Valencia ceza alanı içerisinde hatta kale alanı içerisinde kafayla gol atıyor. Şimdi Valencia'yı övmemiz gerekiyor. 4 maçta 4 gol attı diye değil sırf. Valencia takım gol atmasını sağlayan bir oyuncu. Bir kere her şeyden önce. Bu düzende Pelkas İrfancan iç forvet olarak Hı. Santrafor'un etrafında. E Valencia tam anlamıyla klasik Santrafor gibi oynamıyor. Bir böyle hedef Santrafor, pivot Santrafor gibi oynuyor. Bazen o tip hücum aksiyonları da oluyor takım lehine. Ama onun dışında o orta sahada topa sahip olma, yüksek tempolu pasla özellikle sahip olmayı sağlayan da bir tanesi. Çünkü verir vermez çok hızlı deparlarla rakip savunmanın yerleşikliği. Sağ, sürekli olarak. Sürekli depresi oluyor. Evet, depresi yani oluyor. alan değiştiriyor ve rakibin dengesini bozuyor. Bu çok büyük katkı. Ha bu arada şeyi söyleyeyim. Yani Tiam oyuna girdi ya Tiam. Evet. Yani hiç oyuna girmek aklında yokmuş sanki gibiydi ya yani. Şimdi bak bu yedek oyuncu, alternatif oyuncu. Sen Büyük umutlarla alındın. E bir araya en çok sen gol atıyordun. Hemen böyle küsme olmaz. Bu oyuna adapte olması gerekiyor. Bu oyuna adapte olmaya çalışması gerekiyor. E o da yani sonuçta sürekli santrafor oynayan bir oyuncu değil ki. Kasımpaşa'da bayağı sol ön oynarken, sol forvet oynarken bayağı golleri var. Hareketli Abi, tabii. bir oyuncu. Girdi Valencia'yı çok arattı ve Fenerbahçe'nin oyun kalitesi de düştü. O değişiklikten de. O değişikliğin de etkisiyle. Değişikliklerden sonra zaten Fenerbahçe'nin oyun kalitesinde değişimi oldu birazcık. Kesinlikle. Şimdi bunu devam edersek bak nasıl üstte pozisyonlar? Şimdi Gol Ayla geldi Dinovici hemen golü var. Hemen sonrasında. Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Harun'un hatası çok büyük hatası var. bu Ama burada bir şey ekleyeceğim ben. Harun'un hatası var. Ee, Atma Harun'a mı diyorsun? Yok hayır. Şimdi dakika burada 21. Burada yerden e, pas yapmaya çalışırken hatalı pas verdi. Ama... Yağız Sabuncuoğlu tribündeydi ve bilgi yazdı bize sağ olsun bu tip şeyler çok önemli. Dakika 40 civarı Emre Berezoğlu tribünde e, düzeltiyorum Emre Berezoğlu sağ kenarından Harun topu uzun topla oynadığında uzun şekilde oyuna sokmaya çalıştığında Harun'a kızıyor şiddetli bir şekilde diyor ee, ki hayır. Taktiksel açıdan tutarlı ama. Yerden has vereceksin diyor. Yani ama... Bu golü yemiş olan Harun'a bu desteği vermesi önemli. Tabii ama %70 oranda topa sahip olmaya çalışan ve bu şekilde maçı domine eden takım %60-70 arasıydı bir ara Fenerbahçe'nin ilk yerler. Abi kaleci ne? Pas geliyor. Asıl olay o. Hani kaleciye oynamayalım diye bir şey yok. Söz konusu O zaman oyun bu oyunu oynayamaz. Oynayamaz. Ya Johan Cruyff bir keresinde bu Busquets'in babası işte ayakları daha iyiydi ama eller biliyorsun bayağı kaleci için yetersiz yani. Bakıyor Busquets'in babasına bakıyor. Bir de orta bir Amor var. Laudrup'a yedek falan Atıyor. yedek kalıyor. <laughs> Amor'u Amor ben kaleye geçireyim ya diyor. Ayak bari diyor hani. Oyunun akışkan çık. o da tempolu pas, tempolu pasa inanan bir hoca. Yani pas ver, alan değiştir. Pas ver, alan değiştir. Buna inanan Orada kaleci ayak için de Fenerbahçe için milli takım için olduğu kadar Fenerbahçe için büyük talihsizlik. Altay olmaması. Altay Fenerbahçe'nin şu anda şampiyonluk şansı varsa halen matematiksel olarak yüzde 51 e Altay sayısı. Çok maç var Altay'ın kurtarı. En az 9 puan ile ila 12 puan arası göreceli 10-11 istediğiniz gibi hesaplayın ama çok iyi bir puan katkısı bu kazandırdı. Kesinlikle. Aynı. Ve Altay'ın ayaklar da bayağı gelişti. Eller gelişti. Çok, çok çalışıyor. Çok çalışıyor. Harun da şimdi Harun her şeyi bir yana bırakıp Harun buraya hiç takılmayıp hemen çalışmaya başlaması gerekiyor. Yani sakatlanmayana kadar, yani sakatlanmayacak. Sakatlık riskine girmeyecekse çok da zorlamadan ama bunda zaten sakatlık riski olmaz. Alcan topu sağ beke atacaksın. Alacaksın topu sol beke atacaksın. Yardımcı hocalarla, kaleci antrenörle, altyapıdan gençlerle bunun çalışması gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe böyle oynayarak güçlü. Böyle oynadığı müddetçe güçlü. Yerden seri pas oynadığı müddetçe. Paslaşa paslaşa gelin çocuklar. Yani dedim ya sezon başında da. Fenerbahçe artık vura vura vura. Kıra kıra değil. O tezorattaki gibi. Paslaşa paslaşa gelin çocuklar. Golleri atıp dönün çocuklar. Oynaması gerekiyor. Çünkü oyuncu malzemesi buna çok uygun. Direkt böyle delici dribling yapabilen oyuncusu var. Merkezden. Ozan. İkinci bir tane daha var. Pelkas. Aslında öyle Perotti de vardı bunu söylediğim zaman. Hani o da çok bence değerli bir oyuncuydu. Halen hani sakatlığı atlatsa çok büyük kozu olur. Mesela onu oynatır. Hani bir taraf Pelkas bir taraf İrfan Can yapıyor. İnan Perotti olsa sağlam. Perotti bir kanat. Diğerine İrfancan veya Pelkas yapar. İrfancan da gayet iyi oynadı. Mesela şu penaltı pozisyonunu getirirsek. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıyı. Fenerbahçe Orada İrfan Can'ın çok doğru penaltı. bir top kullanımı örneği var. ne geldi? Yerde kaldı. İrfan Can'ın pastan alabilir mi? En baştan rica edelim. Evet. Bak. Evet. Bir de Valencia'nın işte şimdi bir Santafroncu oraya koşu atar mı? Atar. Atar. Abu Bakar da bunları yapıyor. Beşiktaş'ta Abu Bakar'ın yaptığı taktiksel katkı. Bak taktiksel. Hem Santrafor hem de ofansif merkez orta saha on numara gibi. Hem sağ açık hem sola açık gibi. Pozisyon neyi gerektirirse onu. Hucum aksiyonunu yapıyor. Ofansif aksiyonunu yapıyor. Bu katkı o. Çünkü her yerden top geliyor. Her yerden rakibi tehdit edebiliyorsun. Ortadan gelebiliyorsun. Soldan gelebiliyorsun, sağdan sosa birden böyle diagonal uzun bir top atıyor. Rakibi eksik yakalayabiliyorsun. Ve Valencia'nın bu çalışkanlığı, dinamizmi çok uygun bu oyunu oynamaya. Bu oyunu taçlandıran Valencia oluyor. Sadece attığı gollerle değil. Bu mesela. Şu. Bekliyor. İrfan Can biliyor. Valencia gelecek abi diyor. Ben iyi pasörüm diyor. Valencia'da iyi alıyor bu topları diyor. Bekliyor bak. Bak bak. Bak düşmeden. Bakıyor altı pasta. Pelkası biri markacı almış. Offside yok. Ekliyor. İrfan Can'ın da bu. Bir oyun vizyonu çok şey katıyor. İrfan Can tabii merkezde daha da iyi oynar ama bu durumda böyle oynamak zorunda. Bu arada Pelkas'ta birazcık bir form düş hissediyorum. Kesin. Aslında şöyle. Diğerlerinin formu çok düşükken yani Pelkas takımı ayakta tutuyordu. Hı -hı. Tutuyordu yani. Yani 6 aydan sonra bir ara en çok katkı veren oyuncu Pelkas'tı. Salay evet. sonra geldi. Hani 3 oyuncu götürüyordu. Şimdi herkes. Herkesin katkısı. Ben Nazım'ın da bu maç gayet iyi düşünüyorum. Ki... Caner'in de bu oyuna gayet adapte olduğunu düşünüyorum. Alanlarda Perkas e, çok riskli top kayıpları yapıyor. Bence bu karşı karşıya kaçırdıkların x evet. Birini Ertuğrul'un mahareti diyelim ama diğerinde Pelkas'ın gole çevirmesi gerekir. Yani gole çevirebilecek yetenekte bir oyuncu olarak kendini Fenerbahçe taraftan sevdirdi. Bakalım ona da, da Pelkas'ın e, şutlarına bakalım. Ertuğrul kurtardı bir tanesini. 5 numaralı pozisyon. E, Çalımı çok iyi attın. Çok iyi. Adamı yatırdığın yerlere. Daha iyi vurman gerekiyor. İşte Çalım değil. çok iyi değil mi? Evet, ya bu yetenektir. Oyun vizyondur ama ya bu, hiç bu çok yaklaştı. Bir, bir de çok yaklaştı. Bak. Çok artık kalecinin dibine sokuldu. Aa, orada ilkinde ya vuracaktı sağ dışıyla ya sonra... da orada arkadaşına çıkaracak. O da olur. Sola bir kez daha çekebilirsin aynı zamanda. Pelkas çeker de ben çekemem. O yüzden öneremiyorum <laughs> yani. Ben nasıl çekeyim o topu oraya belli. Çünkü arkadaki oyuncu daha tam gelmedi sana yani. Yaklaşmadı hala tam olarak. Artı Valencia'da oynayabilirsin. Ama... Yani şu çalıma yazık oluyor. Onu söylemek istiyorum. Şimdi bunlar buna halk dilinde çarşıya pazara gönderme Tabii. deriz çalımda. Yani yere yatıyor oyuncu. Ona bir fey katıp çalımı yediriyorsun. Atilla salayını golünü görelim. Salay'de. Salay her hafta. Adyay sorun. Salay öv bitir. Bak. Çok iyi Çok ya. Iyi. Çok iyi bir sıyırma kafa. Evet. Ancak o şekilde gol oluyor. Bak. Ön doğru hareketlenip arka direğe. Vurmaya karar veriyor zaten giderken. Bak. hop. Orta çok iyi Mert Hakan'ın. Mert Hakan da gayet katkı veriyor. Emre Belizon'un en çok inandığı arkasında durduğu oyuncudan bir tanesi. Transfer için de çok uğraşmıştı. Şimdi daha anlamlı hale geldi bu transfer. En çok eleştirdiği günlerde Mert Hakan'a sebep İrfan Can sağ ön gibi başlıyor maça. Bak Hı -hı. Mert Hakan'ın nasıl forma büyük takımda verilmez alınır. Aldı formayı Mert Hakan. İrfan Can daha kariyerli oyuncu. Şampiyon ligine damgasını vurmuş oyuncudan, Türk oyuncudan bir tanesi. Daha pahalı oyuncu. Ama Mert Hakan yani Sosa, Ozan, Mert Hakan tamamlıyor. O açıdan önemlidir. Ya şu artık. da çok güzel bir yarım alan asisti ama Salah'ı gerçekten oraya gitmez. Ya biliyor. Şimdi artık Mert Hakan Salah'ı biliyor. Salah'ı oraya gider diyor. Mesela Tisar'ını o kadar bilmiyordu. Lemos'u Lemos'u nereye gidecek? Lemos'un attığı goller var biliyorsun. Frikik'ten bile gol atmış var. Ama önce asli görevini yapamadı. O yüzden Salay gibi bir oyuncu ekstra stoper transfer edildi. Ben Fenerbahçe'nin çok büyük para kazanacağını düşünüyorum. Ben de. Çok kar edeceğini en azından. Çok kar Çünkü Çok uygun fiyatı aldılar. Ve böyle değerli stoperler de dünya üzerinde çok kolay bulunmuyor. Çünkü hem fiziksel olarak güçlü, hem mental olarak güçlü. Yani birçok özellik sayacağım. Şimdi diyeceksiniz ki Van Dijk yaptınız ama yakın zamanda göreceksiniz Atilla Salay'ı, geleceği noktayı, geleceği seviyeleri. Ben çok inandığım bir futbolcu Atilla Salay'ı. Bak ben şunu söyleyeyim. Atalanta'nın hocası Gasperini kesin... Net, tam, hmm. tam. Ben Sassuolo, bir Atalanta. Diyorum. Bir kere Gasperini kesin. Bu back gibi de oynayabiliyor. Çok evet, dengeli, evet. ayağı düzgün. Bir kere ayağı çok düzgün. Çok. Hani bizde şu var. E, stoper top yapmasa da olur. Stoperlik yapsın, kessin. Olur mu be abi ya? Topu kestikten sonra kullanmak ekstradan değer. Laport işte attı golü abi. Lig kupası finali. Yoksa uzuyordu maç. Ben evet. sana söyleyeyim. Hiç izleyemeyecektik yani kalanı. İlki attı ya. O da ayrı bir şey. Ramos kaç kez değiştirdi? Ne tarihler o, değiştirdi o, Ramos? Ramos. Ne tarihler değiştirdi? Ramos'u çıta olarak alırsak diğer stoperlere ayıp olur. Dünyanın en iyisi bence stoper olarak zaten. Tabii. Gelmiş geçmiş bana Bence göre. gelmiş geçmiş de en iyisi olabilir. Bence, öyle, bence de öyle. Evet. Panday geçen sezon Ramos'a yaklaştı. O yüzden bu... Evet. Adını anmak istemediğim takım şampiyon oldu 30 yıl sonra. Ne sevinmiştim o zaman <laughs> neyse. Şimdi şurada şu böyle sıyırma kafa işi önemli. Ve her hafta gol katkısı var. Her hafta var. İstikrarlı şekilde. Kesinlikle. Bu kadar iyi orta yapan oyuncuların varken işte Caner gibi. Mert Hakan'ın ortada çok iyi. Pelkas da fena yapmıyor. E sen bunları daha çalışacaksın, çizilmiş şekilde yapacaksın. Mesela Salah'ın atabileceği yerler. Valencia'nın atabileceği şekiller. Valencia'da 1.90 değil yani. Ama Muhammed Yam'dan daha iyi son haftalarda kafa toplarında. Gökhan Tören'in o neydi? Kayseri'nin 1.91'lik bir paz mı? Evet. Onunla önce bir böyle kafa topuna çıkacaksın sonra bakarsın. Boy farkı falan önemli değil. Sana kimse demez. Tören niye alamadın oradan? Şimdi Valencia'ya diyorlar mıydı? Valencia niye alamadın o kafa topunu falan? Abi Valencia'nın boyu bu kadar falan. Ama Tiam'a derler. Sen niye alamadın o kafa topunu? Sen koskoca adamsın. Hani uzun boylusun. Valencia'nın boylu. kariyerinde kaç kafa golü var? Bakabilir misin Tahir rica etsem? Ee, onu daha sonra... Sol önde oynayan bir oyuncu olduğu için çok fazla olmayabilir. Onu demiyorum. Ama hani, o boya daha çok bekliyorsun. Bunlar ekstra işi. Salah'ın ki zaten tam beklenen. Bir de Salah'ın bence Salah'ı bu maçın... Bak ısı haritasına bak ilk yarıya. Salah'ı ekstra bir orta saha gibi oynadı aslında. E tabii Fenerbahçe öyle baskı Çünkü kurdu önde oynuyor ki. oynuyor yani. Ucumun tazeleyen oyuncu oluyor. Yani. Evet. Rakibin kontratağını başlamadan kesen, etkili hale gelmeden kesen oyuncu orta saha. Mesela Markao da Galatasaray maçında öyle oynadı. Evet. Beşiktaş'ta da Necip öyle oynadı. O zaten orta saha göreviydi ama o bayağı öne gelerek. Yani Ozan Tufan'ın yaptığı fonksiyonu yaptı. Hı hı. Burada hem Ozan öne gidiyor, o zaman Salay da geliyor işte. Böylece Mert Hakan da daha öne gidebiliyor. E sen önde oynuyorsun, büyük takım önde oynar. Böyle şeyler yok. Bizim stoperler çok hızlı değil, önde yok abicim öyle bir şey. Şampiyon liginde, UEFA liginde İngiliz takımı çıkar, Alman takımı çıkar. Tamam bir 5 metre 10 metre geride oynarsın. Ben onu demiyorum. Çıldırmış gibi hani herkes öne o değil. Ama bu salay gibi stoperi takım boyunda orta sahaya ısı haritasında ilk yerde yerleştirdiğin içinde bu kadar iyi bir ilk 45 dakika oynamayı başardın. Bir Ayrıca ne de... oldu ne diyordum ben? Caner mecbur kaldığı için yapıyor ortaları. 14 kafa golü varmış bu arada. Caner'in mecbur 14 kafa. Fena değil gayet iyi yani. Evet. Paşa'nın kazandığı penaltıya da bakalım. Harun yine... Ee, zamanlama hatası. Tereddüt, atası. tereddüt, tereddüt ediyor. En kötü karar... Ama devamında yani... Kararsızlıktan evet, iyidir kaleci. Çok net mi? bir kararsızlık evet. var burada, çok net. Evet. Çıkayım mı, çıkmayayım mı? E, çıkmışsın oraya kadar. milli takıma kadar çıkmışsın sen. Fenerbahçe'ye gelmişsin. Doğru. Bursa'dan en son iyi kadrosunda bak. sen vardın. Takımın yıldızlarından Yıldız kaleciydi ya Bursa'da. Harun'cuğum sen çok daha iyi. iyisini yapabiliyorsun. gören de bunları yapmıyordu bak. Bu da ne, tamam niye Güngör'ün örneğini veriyor? Bizim eski iş yerine, gazeteye çok yakındı. Yani en yakın stada oydu. E biz de oraya gidiyorduk ya. Yani. Fiyat bilet de ucuz. Sorun yok yani. Hani bir de az kişi geliyor falan. Çok zevkli oluyordu. Oralardan yani bir tamam bak bu şeylerle falan çıkıyor. Ben saygı duyuyorum mesela. Bazı spor psikoloji. Kesinlikle saygı duyuyorum. <laughs> kesinlikle. Ama bana da o kişiler çok yardımcı oldu. Aynı neticeyi vermiyor. Yani sana daha fazla yardımcı olabilirler Velicim. On, onların başarısı ben de bana etki, beni etkileyememeleri onların başarısızı değil. Ama Harun'un direkt olay kalan haftalarda çalışmak başka hiçbir şey yok. Ya şurada mesela çünkü bir seviyeden bir seviyeye geli, düşüyorsan çalışma eksinden olur her şeyden önce. Evet. Mesela Karius'la ilgili diyorlar diye. Güntekin diyordu ki karus diyor Beşiktaş'a rehabilite olacak falan. Ya Noyer'i getirsen Beşiktaş'a yine rehabilite olamaz. Tam tersi. Yani rehabilitenin tersi olursun abiciğim Sürekli gerginlik, garip goller falan. Bir stoper diğerine pas veriyor. Geçelim bunları. Ayrıca kulüpler rehabilitasyon merkezleri değil. Değil. Tam tersi. Büyük bir baskı altında oynuyorsun. Mourinho'nun dediği gibi oyuncunun üzerinde baskı maskı da kabullenilemez bir şey Sontal'in. Çok maç oynanması konusunda oyuncuların, futbolcuların bütün şikayetlerine dinliyorum. Başımın üstüne yerleri var. Haklılar. Çok para alıyorlar. Yok ya. Belli sayıda maça göre adam sözleşme. yapıyor. Sen iş yerinden ekstra çağrılınca haklı olarak tepki gösteriyorsun. Hakkını arıyorsun. O da arayacak. Ama şeyi de ben kabul etmiyorum. O konuda morun gibi. O üzerinde baskı var. Ne baskısı ya diyor. Sabahın altısında yedisinde 2-3 çocuğunu geçindirmek evet. çalışmaya giden adam üzerindeki baskıyla mukayese edilir mi diyor mesela. Doğru. Baskıyı psikolojiyi geçeceksin. Harun şu hatayı tekrar yapmaması gerekir. Fenerbahçe'nin şampiyonma şansı olsun. Kesinlikle aynı şey Fenerbahçe kısmını noktalıyoruz. Aytemiz e, Alanya Spor maçı Perşembe saat 20.30'da. Değerli izleyiciler bu bilgiyi de paylaşalım ve devam edelim. Beşiktaş'a geçiyoruz. Beşiktaş'ta. Heskabla Şimdi böyle Alanya paylaşır. Spor maçında mesela Alanya Spor'da Çağdaş Hoca zaman zaman hücum presi çok etkili yaptırabilen. Evet. Bu yüzden de bazen çift santrafor oynatıp birini kenara koysa da iki santraforla birden baskı yapıp arkaya da eskiden Bakasetas şimdilerde Salih'i sokuşturup hani taktiksel açıdan oralara yerleştirip. Dinamizmi arttırdı. Tabi tabi. Ve hucum preste kaleciyi zorlayan bir bu takım. Şimdi o yüzden Harun diyorum ekstra. Mesai yapması lazım o maça kadar. Sırf ayak çalışması. Bak gerçekten çalışınca olur. Çok ciddi söylüyorum. Tabii canım. Uğurcan'ın çok mu iyiydi ayakları en başta? Yok değildi. Şimdi? Şimdi bayağı düzeldi. Şimdi niye böyle sol ayak çalışıyor biliyor musun? Özellikle sol ayak niye bu kadar gelişti? Astronomik Türkiye piyasası için astronomik diyebileceğimiz bir bonservis bedeliyle Ağol'unu ikna ederlerse ona da. O der ki hayır bu yeterince astronomik değil diyebilir ama. Hani bizim kaleci Solak. Yani onun yerine geleceksen bizim takımda ona alışmışlar kalanlar. Sen de Sol'u daha geliştir. Bak bunun etkisi var. Onu söyleyeyim hangi takım olduğunu anladın zaten Solak kaleci. Anladım. Laport işte sonunda kaleyi ama çok iyi kaleci. Yani gerçekten zor iş. Ondan sonra yani Loris'ten sonra. Loris bayağı zamandır oynuyor. Loris o eliyle falan aldı. İrlanda maçı falan oynuyordu hatırlıyor musun? Tabii tabii. 2009 oynuyordu. yılı Kasım ayı falan da yani evet, o zaman. Evet. Tabii. Doğru. Peki Beşiktaş kısmına geçtiğimizde doğrudan pozisyonlarla başlayalım. İlk olarak kazandığı penaltı Beşiktaş'ın. Adem iç yerde kalıyor. Gezel sonrasında penaltı vuruş için topun başına geçiyor. Çok tartışıldı. Evet. Benim çok beğendiğim Akem Ucan bir tanesi değil dedi. Diğer çok beğendiğim de penaltı dedi. Onlar kendilerine karar versin. Valla Beşiktaş falan diye edemiyorum ya. Onları ödediklerinde ben ne biz, desem boş yani. Av. Biz zaten pozisyon açısı tartışmalı pozisyonlar, penaltı, serbest duruş, yok itti, ayağına bastı, basmadı. Çok uç, aşırı derecede olağan dışı bir durum olmadığı sürece bu programda zaten değerlendirmiyoruz. Hafta boyunca zaten herkes yeterince değerlendiriyor. Biz en azından saat sağa Ya saat bir de, saat de ben de sen diyor ki, sen zaten o takımdır, suçlu. Ve ne yapayım ben takım tutmayayım mı ya? Sen, sana güvenilir, inandırıcı geleceğim diye. Hiçbiri tutmuyor mu yani söyleyenler? Öbürü inandığın güvenli adam ama hiç takım tutmuyor mu ya? Ben sen aynı takımı tutmak zorunda da değilim. Bir şey söylüyorum, yanlış anlama sana ya da bütün seyircilerine de. Biliyorum, biliyorum. Hayır herkes takım tutuyor. Yalana, palavraya gerek yok ya. Ne alakası var ya? Sen hiç gördün mü? Abi en hani şey nedir ülkelerde böyle futbolun gerilim falan olmadığı? Norveç, İsveç var Ya ne fanatikler var. İsveç'te o Zlatan İbrahimovic o takımın bilmem ne hissesini aldı diye diğer takımın taraftarı Zlatan'ın heykeline falan bisikletine şirketine evet. bir şey kafam rahatlar gibi heykeline mi kırdılar? Hı hı. Düşün yani orada bile bu iş böyle tutuyorsun abi takım yani geçelim bunu o yüzden. Cezayir topun başına geçiyor. Cezal... Bir de artık Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus falan filan e hata yapmasın bir zahmet ya en iyi hakemler olarak gösteriyor. Tabii. Fırat Aydınus bırakıyor da zaten. Belki ilerleyen yıllarda insanlar şöyle diyecek bak Türkiye'de. Aslında Fırat Aydınus bayağı iyi hakemdi ya diyecek bak görürsün. Zaten görürsün diyecek. Bence şu anda hani oylama yapılsa hani en beğendiğiniz hakem kim oyunu? Ben öyle düşünüyorum. Bence Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus zirvede yarışırlar şu anda. Fırat Aydınus en yeteneklisiydi. Ancak yetenekleri ölçüsünde istikrarlı performans sergilemedi. Özellikle evet. bir ara çok hatalar yaptı. Evet. Ama neden yaptı? İşte onları televizyon yorumcusu olduğu zaman anlatacak, anlatması gerekiyor ve herkesin bunu öğrenmesi gerekiyor ki ilerleyen dönemlerde yetenekli hakemlerimiz aynı sistemin kıyma makinesinden geçirilmesin. Anlatabiliyor Çok muyum? Çok da zeki bir insan evet. aynı zamanda. Bence Çok o pozisyonları peynir. anlatması falan da hoş bir şey. Çok. Şimdi böyle Cüneyt Çakır'a gelelim. Cüneyt Çakır da bu var olayını iyi çözdü onu söyleyeyim. Evet. Hiç sorumluluk almıyor. Fırat Aydın da dikkat edersen hani itiraza gelene o ne derlerse o diyor. Evet. Kendince doğrusunu yapıyorlar. Ama var masasındakiler Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus kadar kariyerli. Beğenilen. Hakemler olmadığı için işte MHK'nın hatası bu. Sen orayı da iyi yapacaksın. Ki bunu orta hakemlerin tecrübeli orta hakemlerin elleri rahatlasın. Anlatabiliyor muyum? Hı. Yani izleyici de taraflar da daha bir sana güvensin güzel kardeşim. Yoksa sabaha kadar ha şimdi gelelim böyle Gezal'ın penaltı atması ve gezalla ilgili gelişmeler söylüyorum Gezal. ne demiş ki ben kaç para veriyorlar Leicester's'te önemli değil. O parayı bıraksam benim bonservisten yani yarısını bıraksam benim bonservisten indirirlermiş. Şimdi Mesut Özil transferi var ya hani Fenerbahçe'ye geldi ama hala evet. Arsenal bir kısmını ödüyor evet. falan. Hani onun yerine hani ben almayayım o paranın bir kısmını. En azından bir kısmını, hepsini değil de. Hani bunu soruşturuyorlar. Gezal bayağı çünkü şöyle bir şey var. Hakikaten Sergen Yalçın'la ve diğer takım arka, takım arkadaşları teknik heyet o kadar iyi anlaşıyor ki. Ve ee, yani bir de yani şu bak mesela pozisyon gelsin, atsın sonra bir gol sevinci gelsin bak. Ya Gezal'ın penaltı atması bu kadar zor mu? Bak ama ne kadar seviniyor değil mi? Nasıl mutlu. Bu altyapıdan ilk kez çıkıp ilk kez penaltı kullanan veya son iki penaltısını kaçırmış, üçüncü kez atacak birinin. Ama o değil. Geçen hafta penaltı kaçtı ya maçın başında mesela. Gezal oraya takıldı. Bir dahakini ben atayım dedi. Gitti ben atayım dedi. Tamam. Ben atarım dedi. En çok da Enkudu'nun sevinmesi gerek tabi bu Gezal'ın atmasına. En Öyle kutu. değil mi? Kendi golünü beklemiş demek ki sevinmek için yani. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız Gezal hakikaten şampiyonlar gibi oynamak istiyormuş aynı zamanda. Ben de bir ek bilgi katayım. Ee, Beşiktaş'ta şampiyon olursa doğrudan şampiyonlar yine gideceği için eğer çok büyük bir şey var hani artısı var Beşiktaş'ın bu anlamda Gezdal üzerinde. Gezdal çok mutlu burada artı şampiyonlar gibi faktörde olursa çok başka bir alan. Orada kendini bir kez daha en üst seviyede hatırlatma imkanı var. Bu arada şeyi çok gülüyorum. Sosyal medyada yazıyorlar. Gezal şöyle oyundu, böyle oynadı. Fransız gazeteciler yazıyor Fransızca. Alta hemen Beşiktaş tarafta olup Fransızca. Yok yok Enkudu daha iyi oynadı falan yazıyorlar falan. Bak iki tane attı Enkudu. Gezal bir tane attı falan. Yaz, bu arada Enkudu... Onun en şeydi Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon çok güzel yapıyor. Yeni gençler özellikle. Gerson Fernandez çok iyi oynadı yazıyor. Yok yok. Öbürü daha iyi oynadı falan filan. Of o Fernandes değil falan. Sen o onlar sosyal medyanın güzel komik şeyler. Ama bu şimdi Thierry Henry'nin de bugün çektiği video ve İngiliz kulüplerinin ırkçılık, taciz gibi sosyal medyada suç unsuru olan Thierry Henry'nin dediği gibi sokakta yapsan hapse atıyorlar yani sizi dedi. Ya da başınıza daha kötü bir şey geliyor dedi. Onu da söyleyeyim yani. Ama o kısmı güzel. O hani iyi oynayan oyuncu yok. O kadar iyi oynamadı aslında. Niye? Çünkü biz de oyuncular kiralık falan ya. Veli. Hani şey gibi kiralık eve başkası geliyor. İşte, Bu o kadar iyi değil ya falan filan. Su akıtıyor dam falan hani. Yoksa mis gibi hani. Orada niye oturuyorsun o zaman kardeşim? Ya ya sen de su damladı. Ben de damlamıyor falan. Onun gibi hikaye. Güzel yani. Bu arada Enkudu ile ilgili de Enkudu'nun gollerini de gör göreceğiz şimdi. Onları da izlerken ben şöyle düşünüyorum. Ee, hani sakatlığı vardı ya Enkudu'nun çok konuşulan ve aynı zamanda Başkan Ahmet Uçak kalıcı olduğu, evet. geçen sene Sergin Hoca söyledi, kalıcı olduğu söylenen. Ben Bilim adamı değilim. Sağlık çalışan doktor değilim ama yani ben şunu çok inanıyorum. Birçok şeyin kafada, mental olarak bittiğini düşünüyorum. Ve da ben bunu hissediyorum. Yani o artık kafa olarak ikinci planda kalıyor sakatlık konusu. Ya Beşiktaş'ta bu iş tam ters. Oynadıkça göre. kendine geliyor gibi geliyor Bak, bana. Mario Gomez, Fiorentina'da 3 ayda sakatlık geçirdi o Beşiktaş'a gelmeden önce. Beşiktaş'ta hiç. Atiba Hachins'ın İki kez kariyerinde, biri böyle Kopenhag'da olmak üzere, ta Danimarka'da oynarken, ay sahalardan uzun süre, yani 6 ay çok uzun süre futbolcunun sahadan ayrı kalması. Dizinden sakatlık geçirdi. Beş hiç dizinden sakatlık geçirmedi. Yok, hiç mi? Ve kaç yaşında oynuyor? Hani ilk ameliyattan sonra, ya futbol hayatın erken bitebilir falan demişler yani. Abu Bakar. Orada doktora da kızılmaz, onu da söyleyeyim. Öyle şeyler yapılıyor ya mesela. da şöyle dediler, böyle dediler. Abi o, o adam öyle görmüş. Öbürü tıp, bilim yani sonuçta. Eldeki verilere göre. O açıdan ki Abu Bakar. Kariyerinde Beşiktaş için hiçbir takımda bu kadar sakatlanmanın üstü oynamıyordu. Burada da Beşiktaş'ta sakatlanmadı zaten. Dikkat. Beşiktaş'ın dışına çıktı. Kamerun milli takımında. Ruanda maçında. Beşiktaş'ın santraforu Ruanda maçında sakatlandı. Zaytun haberi gibi bir şey değil mi? Hani. Ama milli takımı geçecek önce. Çünkü biz de bizim Türk oyuncu gelmezse milli takıma neler söyleriz değil mi? E Kamerunlu da tabii Abu Bakar'ı oynatacak. Tabii. Yapacak bir şey yok. Saygı göstereceğiz buna. Ama tabii Ruanda maçı saçma hani. Değil mi? Yani Ruanda hiç kupaya katılmamış. Afrika kupasında başarı söküşü yok. Bu iş böyle. Hani e, böyle oluyor. Beşiktaş'a ters bu iş. Başka örnekler vereyim istersen. Şöyle söyleyeyim. Beni Kavlak hiç sakatlanmamış. Hiç sakatlanma. Yani sakatlanmayan uzak oyuncuydu. Sakatlık nedeniyle erken yaşta futbolu bıraktı. Yani daha kariyeri. Gerçi onun artı devamında kendi söylediği e, tedavi omuz şeklinde çok de. Çok zordu. E, yani yok e, ya yani ben bizzat diyor. şahit oldum. Bir kere böyle Kadıköy'de fark edecek yer arıyor. Başka bir doktora gidiyor. Hani çünkü bir türlü geçmiyor. Evet, evet. Çünkü omuz e, omuzla kemik arası Hala o tabi tabi çok sıkıntı çekiyormuş uyurken falan. Çünkü ben de aynı doktora gidiyordum. Ben ama sadece uyurken sıkıntı çekiyordum o kadar. Hmm. Futbolcu olmadığımız için sorun yok yani. Devam oyna devam ki. Şunu söyleyeyim yalnız görüntü gelmişken bu maçta eksikler tabii ki kağıt üzerinde. Evet. Beşiktaş'ta bir kere 50 gol e, imza atmış 3 oyuncu yok kafadan. Hani Atiba da eklenince son anda sakatlara. Abu Bakar, Larin, Atiba yok 50 gol yok. Ya, Cenk, Cenk da yok. Cenk Tosun zaten yok. Oğuzhan yok. Oğuzhan yok. Şimdi öncelikle birkaç oyuncunun onların yerine ekstradan oynaması. Necip'le başlamak gerekiyor. Bir kere Necip Atiba'nın o kaptanlık liderlik işini elinden geldiğince yaptı. Tebrikler bir. İki, Atiba'nın yaptığı ön alana gelip ya Josef'le beraber geldiler. Sergin Alçın şöyle demişti. Daha önce demişti ya bir maçta oyuna Necip'i aldığı zaman neden hocam daha bir ofansif bir ortası almadınız? Öncelikle kontra yememiz gerekiyor ki maçı kazanalım diye. Bu maçta da o hesabı çok iyi tutturdu. Ve gerçekten çok ekstra oynadılar. Joseph'le, bir ara böyle... Joseph'in kafadan gördün değil mi? Dumanlar çıktı. Yani o kadar koştu ki, o kadar yoruldu ki. Başka türlü de eksikleri sen fazlalığa çeviremezsin sağda En sakala, ben dedim ki gidecek bu. Yani bu Gider bu, sakatlanır bu, Bu böyle devam ederse. Yo, hiç. Belki Beşiktaş tarihine gelmiş geçmiş en yetenekli yüz oyuncudan biri asla olmayacak ama... ...şu performansı hiç unutulmaz. Başka türlü zaten Beşiktaş'ın buradan şampiyon olma şansı yok. O mücadele dozajı, evet hepsi çok zorlanıyor ama... Olayın özeti Gökhan Töre'nin Santrafor'da 1.91'lik kendinden 15-16 santim uzun pazdan kafa topu almaya çalışıp bir tanesini alması. Boyum kısa, boyum ondan daha kısa değil. Ben daha çok istiyorum. Bir yerden sonra onu yapman gerekiyor bu kadar eksiğim varken. Bu oyunculara bir de tabii gez alın. Onu inandıran de. kişi de Sergen Yalçın. E, bu mı? geçen maç soyunma odası biliyorsun Sivas maçı sonrası. Şampiyonla inanmayan varsa arkadaşlar diyor. Buyurun gidebilir diyor. E, maç maç öncesi yayın kurutlaşmasını gördün mü? Maçtan önce yayıncı kulüp açıklamasını gördün mü? Dinledim. Yani evet. Evet. Yani şeyini okudum özür dilerim. Sosyal medyadan okudum. Ama vücut dilini izlemek daha başka bir şey. Ben e, iki kez seyrettim. Hmm. Daha sonra tekrar seyrettim. Çok doğru söylüyorsun. Çok net bir şekilde ve yüz ifadesi çok kararlı. Arkadaşlar yok geriliyormuşuz. Yok o eksikmiş. Bu eksikmiş. Geçin bunları kardeşim diye bir ifadesi var. Biz eksik falan değiliz. Kim çıkarsa oynar. Bugün de çıkarız. Yeneriz, yeneceğiz de diye çok net bir ifade kullanıyor. Maçtan sonra da etkisi oldu da kesin. Uzun bir bölüm var. Yani her maçı bu şekilde kazanamazsın. Ama bu maçta bu motivasyon konuşması. O Sivas deplasmanı maç sonrası sezonun kalanı için bir motivasyon konuşması yapman gerekir. Ya sürekli motivasyonla bütün sezon 38 maçı da bu şekilde kazanamazsın. Sadece motivasyonla. Ama zaten böyle taktiksel olarak elinden yeni yaptı ya. Larin solun ön öncüsü yaptı ligin en çok gol atan. Uncun'dan bir tanesini dönüştürdü. Kariyerinin en sezonlarından birini oynuyor. Değerlendirdi. E Gezal da çok ısrar etti. Gezal, Rozier kanadı. Acayip başarılı oldu. Atiba'yı 8 numaralaştırdı tekrar. Geçen sezon başlamıştı. Elneni ile beraber yaparken. Elneni gidince oraya Josef'i çok istedi. Joseph Atiba çok iyi bir ikili oluşturdu. Adem Leic'i hırslandırdı ya. Bu maç Adem hiç hırslandı. Mensa hariç herkes hırslı. Mensa'nın derdi nedir bilmiyorum ama. Yani Mensa Beşiktaş'ta kalmak istiyor mu? İstiyorsa bu nedir? Kes köse, Mensah yani. Soruyorum ama hani hepsi Fransızca konuşuyor ya Mensah da biliyordur. Ne demek o? Nedir yani bu? What is it? Yani nedir bu? Hayır. Kır sıfır. E takım arkadaşları bir takımdaşlık duygusu olur. Hayır sonra sen bu Beşiktaş'ta kalmak istiyorsan Mensah, senin bonservisini almanı istiyorsan böyle oynayarak kalamaz. Kalma şansın sıfıra yakın olur. En azından böyle kara gümrük maçındaki gibi oynaman gerekir. Yani sahaya bir hırs, karakter koyman gerek. Karaktersiz demiyorum oyuncu yanlış anlaşılmasın. O maçta koyduğu karakteri neden bu maçta sahaya koymuyor sonradan? Bu kadar eksik var. Artık Adem Leic bile hırslandı yani. Hani. Evet. Leic'in teknik kapasitesi, yeteneği bunlarda kimsenin yok. Ya motivasyon ve hırs nedeniyle bir yıldır kendini kapamış gibiydi. Çok az katkı verebiliyordu. Bu maç ama en azından en o hırsına ortak oldu. Ya en iyi olduğu dönemde bile Torino'da, Roma'da falan yine hırs yeteri kadar hırslı değil diyor. Çok eleştirilirdi. Onu görmüş yani. Sergen Yalçın herkes üzerine etkili olmuş. Mensa. Hoca seni aldırdı ya. Yani kiraladı en azından. Yani onu anlamak çok güç. Neden? Gördün mü yani oyuna girdikten sonra? Vallahi ben, geçen maçta yanından adam geçiyor falan. E, Kudu'ya ciddi manada yani Tottenham döneminden itibaren... Kudu'yu sempatik buluyorsun itiraf ben, et. Ay, şi, sempatik buluyorum. Çok da ben yetenekli bir oyuncu bence. ben, ben Bence an, de an, yeteneksiz onlardan, diyemeyiz kesinlikle. Şöyle bu arada bence Elkudu eğer e, o sakatlık sendromu, sakatlık problemini yaşamamış olsa, Beşiktaş'ta abartısız söylüyorum bunu, normal bir enkudu olsa, sağlıklı bir enkudu, direkt olarak 11 e yazacağım, ilk oyuncu olur. Enkudun normali olmaz. Enkudun olayı bu. Çok neşeli böyle. Çocuk gibi yani çok bir kere futbol oynamaktan çok zevk oluyor. Evet, Arkadaşlarıyla evet. sohbet etmekten. Kim abi bavul müzik yapar O nasıl bir şey Nasıl bilmiyorum tarif yani edeceğiz. Bavul bence müzik bence diyorum ama. Bence trend yaptı oyunu o. Trend yaptı o işi o. Tabii canım bayağı yani satılmaya böyle bir şey olduğunu insanlar Enkud'dan öğrendi falan. Bir kere takım arkadaşları çok seviyor. Yukarı söylüyorum. kaydır diyenler de görüyorum aynı paylaşımı. Yukarı kaydır. Bak burada bulabilirsin. Bak bu bir şey söyleyeceğim. Düşün. Şey de çok enteresan. Başkan Ahmet Nurçevi Enkud'a diyor ki oğlum bir gel şu kağıdı imzalı aldığın paralara dair. Ya yok diyor sonra falan. Oğlum imzalasana falan filan. İmza diyor ki ben bu kadar para alıyor muyum ya? Ha, alıyorum evet falan hani. Vallahi bak çok böyle neşapınarı bir arkadaş yani. O yüzden takım bak futbol takımında bu tip oyuncu çok sevilir. Kesinlikle. Çok çok sevilir bu tip oyuncular yani. E, ama geçen hafta da yani şimdi pınarı olmakla sorumsuzluğu karıştırmamak lazım. Öyle penaltı atışı kullanılsan geçen hafta gibi peki, kaçırırsan, e, kimin tarzını sana gol olarak. Bir daha getirelim. Uluslararası olarak soruyorum bunu genel. Tüm yıllara yayabilirsin. Gelmiş geçmiş. Şimdi sağ ayakla oyuncu sol kanatta sağ ayağı ya dominant oyuncu soluyla atıyor. Ribery. Doğru o gelmedi. Ribery var. Ama Başka? E, benim bahsettiğim hani sağla da atar oradan sola da atardı. Dı. Muhammed Ali olabilir mi? Sağ süründürür, sol öldürür <laughs> öyle denir ya falan. Kim abi? Derari. Evet, yani başka ya. Hiçbir Şimdi hiçbir Fransız oyuncuyla ben karşı yani Mbappe falan karşılaştırılır o kadar. Ama onun tarzı değil mi gol yani biraz? Ama onu her hafta yapıyordu. Enkudu yani. bunu 5 maç 6 maçta bir yapıyor i̇şte sorun orada. Ama bir devamlık sağlarsa Enkudu fark yaratır. Kesinlikle. Bak bu, bunu bak Sergen Yalçın bunun da başarısı artık. Ne diyeyim ki yani. Bence yine en büyük başarına biri Sergen Yalçın'ın. Kariyerinde dip yapan performansı Konya deplasmanında vida. Onun toparlanması son 4-5 maçtır. Arda Wellington arkasında durması. Büyük katkısı var. Tabii Bento zaten başarılı o konuda da. Wellington yokken dahi Vida'nın bayağı iyi oynaması ve Vida bu maçta çok bir aidiyet duygusuyla da oynadı. Hani zaten müthiş bir kariyer adamın. Hani şampiyon. Ama ilk oda tatlı ilk ben. Yok ama bak. Farkında onu. Daha sonra neler neler yaptı. Hani Wellington'un yaptıklarını da yaptı. Şimdi bak Vida'nın en iyi oyunda dönemi hatırlıyorum Dinamo Kiev'de. Hı -hı. Kiev daha kendi kalesine yakın pozisyon olan daha böyle kapalı kutu oynayan bir takımda. Hatırla. O böyle kaçarıydı falan onunla oynuyordu. Hatırlıyor musun? Evet. Ee, o dönemde hani Vida'nın olayı mesela Hırvatistan mi takımında da öyle çok önlerde basarak oynamayı tercih eden bir oyuncu değil. Ama Sergen Yalçın'ın bu oyun tarzında stoperlerin önde oynadığı işte Wellington'un özellikle Wellington tarzına çok uygun olan bu tarza da Vida bir şekilde bir adapte olmayı başardı. Yine öyle takımın en iyi ayağı top yapan oyuncusu değil. Ama eskiye göre topu da daha iyi kullanıyor. Sorumluluk almaktan kaçmıyor, uğraşıyor. Ve en önemlisi de bir altyapıdan çıkmış bir oyuncu aidiyetiyle ID, aitlik hissiyle takımı sahipleniyor. Ya tekmeye kafa. Kafa uzatıyor önemli, değerli. Hani şimdi New York Pacific oynamış oyuncusun. hani ve iyi de oynayarak sen takımın New York Pacific e çıkmasını da buna da büyük katkı vermiş bir oyuncusun. E yani bu Önemli. Necip stoper oynayınca yapıyordu onları. Anlatabiliyor muyum? Hani Beşiktaş alt yapısı yetişti. Asıl yerim stoper değil ama mücadelemi veririm. Ben elimden geleni yaparım. Çok iyi stoper oynayamasam da bunları yaparım en azından. Necip'lik de yapıyor. Necip mesela bu maç biraz böyle atı da yaptı. Hem mücadele dozacı olarak hem de böyle taktiksel açıdan da Beşiktaş'ın hücum sürekliğini sağlayan, en kudunu şu golleri atmasını sağlayan faktörler öncelikle böyle Necip ve... Bu arada Necip Cozab. alt yapıdayken bir oyuncu değildi. Yok o değildi zaten. Hayır yani sanki böyle öyle bir algı oluşturdu. Ya farklı. gelen Necim bütün hocalar yani. oynattı. Ben de bazen Necip'i çok eleştirdim. Özellikle Sabek oynadığı zaman yani bu sezon değil ama daha önceki o bir Fenerbahçe maçı var. Böyle Alper'in 10 dakikada 15 dakikada sahanın yıldızı olduğu maç falan. O, o yanlış tercihlerdi onlar. Ama ben diyorum Necip'i Sabek oynayıp kötü oynayınca asla eleştirmeyeceğim diye söz verdim. Yani bu bu sezon Beşiktaş şampiyon olursa Necib'i en az beğenenler bile hakkını verecek. Ben bir iddiada bulunayım. Futbolcu için önemli olan budur. Kendini en az beğenene bile bir şekilde kendini beğendiriyorsan, bir şekilde onun takdirini alıyorsan en önemlisi budur futbolda gerçekten. Barcelona'da e, aktif futbolcular arasında bana göre yaşayan bir efsane haline Busquets. gelmiş. Mesela Busquets. Busquets'i al, bizim ligimizden bir takıma koy. Ya kardeşim bu oyuncu nereden buluruz, ne iş var, yemin ederim derler. E, derler Aynı başka bir canım. örnek daha. Atletico Madrid'in şampiyonluklarında, şampiyonlar ligi finallerine gelmesinde çok büyük bir payı olan, olmuş olan, kaptanlık bandını yıllarca takmış olan Gabi. Gabi'yi al, süperlikte bir takıma koy. Şampiyon ya olur o takım. Kardeşim takım al, şampiyon olur olur ama şunu diyenler olur. Sade gösterilsin. Al, al Mehmet'ten ver Cafer'e oynuyor falan. Evet. Ya böyle eleştiriler olur. O yüzden biraz daha başka bir gözle bakmak İçine lazım. Şimdi bak Maldonado'yla Marco Aurelio, e, Mehmet oluyorsa e büyük fark var. Hı hı. Beşiktaş'ta şunu hatırlatayım. Ers'le oynayan Sise nasıldı? Eduard Sise. Ers'den önceki Sise nasıldı? Ya bu iş biraz da uyum meselesi. Onu söylememiz gerekiyor. Şimdi... Necip konusunda şu var. Atiba yokken Beşiktaş. Ya bir kere bu sezon en fazla gol katkısı veren oyuncudan biri de oldu Atiba. Her şey yaptı Beşiktaş için bunu da yaptı Beşiktaş için. Hani 8 numara oyundu bu yaştan sonra 38 yaşında. Tekrar 8 oynamaya başladı falan. Ama Atiba yokken. Vay be. Hani şu maçta Atiba da yoktu. Atiba olsa şöyle olurdu. En sık Atiba hayranları bile. Mesela ben demiyorum. Necip çünkü onu yaptı. Bu çok önemli katkıdır. Sen bunu 30 maç yapmayabilirsin. Bunu yap. Şimdi öbür oyuncu örneklerine gelelim. de öyle o kafa değişmez. Babam, bak örnek veriyorum. Bu Ronny sen var ya Norveç. Evet. Ben bayılıyorum tabii. Dağım getirmiş, libero oynatıyor, orta saha oynatıyor. Getiriyor. He, babam gittiği zaman ben dedim ki, vay bu kadar iyi oyuncu bu kadar az paraya verilir mi ya? Ne az para dedi ya. Bizim alt liglerde böylesi çok var. Sen bile bu kadar... Ben nasıl böyle oynayayım ya dedim. Allah aşkına ya oğlumuz tamam övüyorsun da yani. Överken de dövme yani. Ne, nasıl ben böyle oynayayım? Adam stoperde bile ayağı ne kadar düzgün. Ben orta sağa. gitti. Ya şampiyon ligi finalinde hangi mevkilerde oynadı? 99'da o maçta. Tamam golleri Sokser'le e, Schering'in attı? sonradan girip Beckham ortalığı yaptı. Orta, orta evet. sağ stoper. O Bayern Münih'ten o dakika bir 1-0'da kalmasını sağlayanlar Schmeichel, Stam ve Jonsen. Jonsen. Ve Deniz Irwin. yine evet. yılların tecrübesi Solbeck. Irwin çıktı Jonsen Solbeck'e geçti biliyorsun. Evet. Böyle bir oyuncuydu ya. Bizde o kafa değişmez. Ama tabii bizde şu da var. Bak biz de oyuncuları bu hale getiriyoruz. Can Oşey. Can Oşey. Yıllarca her mevkide oynattı. Necip için en, kaleye en geçti. belirgin örnek Necip'in tek yani. eksiği kaleye geçmemesi John Oşey'e ya göre. Yani Alex Ferguson gibi adam ondan bazı... Biliyorsun mu kaleye, geçti. Kaleye, kaleye geçti. geçti. kaleye de geçti. Kaleye de geçti. geçti. Kırmızı evet, kart gördü kaleci ya da sakatlandı o Necip geçti. Necip'in var mı kalesi? Kaleye geçti mi hiç Necip şu ana kadar? Yok Necip daha kaleye geçmedi. Geçer bir gün ben söyleyeyim. Sen bunu dedin ya kalan haftalarda olur bak. <laughs> Şimdi ama e bak ne iş olsa yaparım abi ile ben bu kulüp için her şey yaparım farklı şeyler. Farklı şeyler. İş yerleri gelip geçici ya. Evet. Patrona çalışıyorsun son talihle. Ama futbolda hakikaten o arma dediğimiz şey ya bizim lig armalara aşk olmasa bu kadar izlenir mi ya? Hani gelen bütün ligin kalitesi olarak bu kadar reyting alır mı abi? Kendi armayı seviyor diyor izliyor. Benim çok arkadaşım var söylüyor ben vallahi diyor Hayatta izlemem aslında diyor. Yani başka forma olsun bu oyunu oynasın. Ben de aynısını söylüyorum. Başka arma olsun. Ben hayatta izlemem mesela bu bazı takım oyun maçlarını falan. Öyle. dahi maç var. Ama orada senin arma var. Senin armayı temsil ediyor. Necip armayı temsil ediyor ya. Necip sağ içindeki tarafların hayalini. Her taraftar aşık olduğu armanın formasını giymeyi hayal eder. Necip de o hayali temsil ediyor. Çok mu yapıyor? Hayır. Süper futbolcu? Kesinlikle hayır. Bak ben daha çok beğenmiyordum. Şimdi daha çok beğeniyorum. Mesela benim fikrimi değiştirdi. Benim gibi bir sürü insanın da fikrini değiştirdi. değiştirdi. Yorumcuları geç. Taraftardan. Her zaman taraftar yaz gelince değil mi? Türkiye'de. Abi daha iyisi lazım bize. Sar oradan bir işte mesela örnek veriyorum. Real Madrid'den şimdi Casemiro. Kim hayır der Casemiro'ya? Ama senin orada oyuncun varsa niye bütün bütçeyi Casemiro'ya vereceksin ki? Senin belki eksik oyuncun regiondur. Sol bektir belki eksik oyuncun. Mesela burada hep şey tartışmaları var. En Sakala, Rıdvan, Caner gitti, kalsa mıydı falan filan bilmem ne. Belki seneye daha iyi sol bek alacak. Belki Rıdvan seneye daha çok oynayacak. Ama mesela şu maçta En Sakalı'yı en beğenmeyen bile mücadelesine de vay be. Seni çok beğenmiyorum ama takdir ediyorum. Bak bu da bir şeydir. Ya futbolcuların görevlerinden biri de budur. Hayatta hepimizin için geçerli. Ben de beğenmeyen var ama diyor ki adam çok çalışıyor ama ya. Bravo diyor yani. Bandını evet. beğenmiyorum diyor ama çok çalışıyor. Kafa çalışıyor falan diyor. Şampiyon Çalışınca olursan, kafa çalışıyor. şampiyonlar ligi gelirinde alırsan zaten kadronun seviyesi, kalitesi başka bir noktaya gelecek. Bunu da yaparken direkt olarak birden yapmaya çalışırsanız oraya bu parayı dökelim, buraya parayı dökelim. O yanlış oluyor. Yıllarca onu ülkemizde gördük. Olmuyor. Hangi Yapma kadro daha iyi? Simao, Cuarejma, Nobre, Almeida. Medyadan herkes iyi de neyse şimdi bu kadar. Yani kağıt üzerine bak hani evet, Werder Bremen, evet, evet. Portekiz, milli Milite, İster, Hani, değil mi? Simao, Atletico kaptanı. Bu Quaresma zaten yani. efsane oyuncu yani. Bakın, efsane. Beştaş tarafta. Almeyda. Evet. Ernst, Nobre, Ferrari, Matteo Ferrari, İbrahim Üzülmez, İbrahim Toroman. Kavga etmeden önce evet, evet. oynuyorlardı hani. Sezon başı yedek santrafor Fatih Tekke'ydi. Artı o yılda böyle var mıydı Nihat Kahveci? Vardı tabii. Fuster döneminde de vardı değil mi? Mustafa Hoca döneminde vardı. Fuster döneminde de vardı. Neyse niyat olmasa bile Fatih ba Tekke yedek evet. santraforun hani sezon başı. Yedek. Öyle yedek mi olur ya? Türkiye Ligi'nin en iyi santraforundan bir tanesi gelmiş geçmiş. En iyi forvet oyuncularından bir tanesi. santrafor on numara da oynatırsın falan. Kaçıncı bitirdi o takım? Kaçıncı bitirdi o takım? Kaçıncı bitirdi? Bitiremedi takım. Ha. Fuster sezonu bitiremedi. Fuster gibi teknik direktör. Kötü teknik direktör mü Fuster? Hayır. Değil. Ama o dediğin işte bak. Bazen beyin cerrahı titizliğiyle yapacaksın transferi. O parça, o dokuya ne kadar uyar. Transferi sona bırakıyorsun. Bak örnek veriyorum Beşiktaş'ın yine bu maçta muazzam mücadele falan evet. Ama şu Gezal'ın asisti getirelim. Onu görelim sonra Galatasaray'a geçelim. Ne diyeceğim? Gezal'ın zaman kaldı. nasıl imza attığını hatırlıyor musun? Gezal'ın asisti. Motosiklet icat edilmeseydi Gezal Beşiktaş'ın oyuncusu değildi şu anda. Gezal'ın asistini. Gezal'ın asistini. Arkaya böyle açacak yarım e, ee, alanda. Enkudu'nun attığı son gol. Enkudu'nun ikinci golü. Arkadaşlar. Gelecek şimdi. Evet duralım. Biraz geri alalım. Dursun da orada tamam. dursun önemli değil. Ya şu asistin aynı yerden kaç tane asist yaptı Gezal? Sürekli yapıyor. Şuradan 6 ya da 7 tane var evet. şu bölgeden. Yani Sağ iç bölgesinden, evet. sol ayağıyla, yarım alandan. Evet. Sonunda Enkudu'yu da yaptı. Larine yaptı, Abubakar yaptı. yaptı. Herkese yaptı, yaptı. değil mi? Yaptı. Bak, burada hiç Gökhan Tören'in de Santrafor'da oynarken. Hı -hı. Evet, 5-6 kere en az offside'a e düştü. Santrafor Hı -hı. mevkisi, Alışı tecrübesi yüksek. Ama forvet oynamaya alışık. Şu Gökhan Tören'in böyle hareketliliği de Beşiktaş'a çok şey kattı. Özellikle Enkudu'nun golleri atmasını sağlayan faktörden Valencia'nın Fenerbahçe'deki hareketliği gibi. Evet, Ama Gezal şunu... Ustalığı göstermiş şu. Virtüöz asist. Herkes biliyor oradan bir atacak tam ayağına, tam kafasına. Ama önlem alamıyorsun. Çünkü çok büyük yetenek. Lig ortalamasına göre. Büyük yetenek. O kadar rahat atıyor ki. Evet. Çok rahat. Şimdi ne diyeceğim? Ee, yine maçı çözen bu. Çünkü 2-1 çok riskli skor. Hı hı. Ve geçen haftalarda sen benzer seviyede takımdan ki kendi kalesindeki gol. Yani benzer seviyede yanlış anlaşılmasın. Kümede kalmaya çalışıyor Ankara gücü. Tabii ki tarihi büyük. Taraftarı Teknik direktörü çok iyi şu anda. Hı hı. Falan. Takımı tutanlar falan. Türkiye'nin en ünlü polislerden Behzat Ç. Gençler Birliği, Ankara Gücü. Çok saygı duyuyorum arada. Şu anda durum çok iyi değil. Hı hı. Ama iki tane kendi kalesine gol atmasına hemen sen puan kaybettin. Ve şampiyonluk yarışını diğerleri daha şevkle dahil oldu oradan Doğru. sonra. İşte o yüzden bu üçüncü golde bu asist çok ekstra önemliydi. Son 15-20 dakikada Beşiktaş artık böyle sinir stresi yaşarsa o işte laktik asitler isyanede diyordu ya Ümit Ak'tan maç anlatırken. O bir gerçek. Ya bir yerden sonra çok mücadele edip bunu belli yetenekle taşlandıramayınca mücadeleye yazık olabiliyor. O yüzden Abu Bakar konusunda Abu Bakar'ı dinlemeyecek Beşiktaş teknik heyeti. Tıp bilimini dinleyecek. Abu Bakar'ı bırakırsan her maç oynar. Bak Tabii. Abu Bakar o kadar yani Beşiktaş'la ilgisi o kadar fark, ilişkisi o kadar farklı ki. Başka takımda oynarken Porto'da oynuyor. Beşiktaş Porto'yu yeniyor. Beşiktaş sonunda odasına geliyor. Doğru. Beşiktaş'ta oynarken Porto soyunma odasına gitse, Porto kazansa ne dedi insanlar ülkemizde? Haklı kızardı. Porto kızar güzel kızdı tabii. Umurunda olmadı. Doğru. Değnekle bile oynar çıkar izin verseler. O kadar. Ama sen ona bırakmayacaksın. Çünkü Abu Bakar'ın hangi maçlarda oynayacağı. Bak bir maçta yarım devre daha risk etmek yerine iki, hafta, iki maç sonu, üç maç sonu tıp bilimi ne diyorsa o zaman için. Ya bir de ikna etmesi kolay. Kuantum izi falan okuyan adam. Bir dakika, bir dakika. Doktor kuantum böyle diyor dersin. Abu da tamam der. Musa Muhammed döndü. Son gün uçakla son testte negatif çıkınca gitti Antalya'ya. Oyuna sonradan girdi, golünü attı. Ve şu andan itibaren konuşulan husus Halil Dervişoğlu'nda ki Göztepe maçından sonra Trabzon maçında nasıl kesilir diye geçen hafta ısrarla yorumlamıştın. Çok doğru bulmadığını söylemiştin. Bu hafta yeniden aldı formayı ve bundan sonrası için konuşulan Halil-Muhammed ikilisinin birlikte oynaması gerektiği yönünde yorumlar var. Halil, Muhammed ve, ve Kerem bence çok iyi üçlü. Bunları nasıl konumlandırırsa konumlandırın. Zaten çok hareketli önce. Şimdi Kerem sol ön oynadığı zaman sürekli iç forvet olarak ikinci bir santrafor gibi gol pozisyonlarına girmeyi başarıyor. Halil zaten kesinlikle böyle klasik dokuz olmadığı gibi en iyi oynadığı yer de orası değil. Halil bir arkası. Halil tam santrafor arkası. Ama Fatih Hoca mesela 4-1-4-1 mi? 4-2-3-1 mi? Bir net karar verirse Halil için de takımı kalan için daha iyi olacak. Hı. E çünkü yine bu maç farklı diziliş. Tamam oyunculara sebep yapıyor. Bu maç anlayabiliyorum. Bir de bu maç bayağı iyi oynadı Galatasaray. Ya bu maç ne Bofen'i ya. Buffon bu Buffon. Ruud Buffon. Yanlış yazmışlar. Buffon gelmiş <laughs> oynamış. Çıkarmaz ki. Tamam Normalde de çok iyi. Bir tane Beşiktaş maçı var. Onda da öyleydi. Yine Buffon. Evet. Acayip yani. Ersun Yanal da biliyorsun değil mi? Ne kadar eskiden beri ona güveniyor. Ta böyle Trabzonspor teknik direktörüyken yıllar yıllar önce. 15 sene önce falan. 14 sene önce. Alıyor pilot takıma, ya yani pilot takım gibi düşünüp Belçika'da bir takıma kiraladı. Orada pissin gelecek bu benim kalecim olacak. Eskişehir'de çalıştı. Burada yine bak Ersun Yanal geldi mi bu fon oluyor yine Bofen. Ersun Yanal gitti mi sıkıntı başlıyor yani. Burada daha sayı denk geldi. bayağı üretkenlik yapıyordu. Bence Mustafa Muhammed Halil Dervişoğlu kadar maçın kilidini çözen biri de Fernandes. Fernandes'in bonservisi bir senesi var. Buna sebep Onyekur'dan vazgeçildiği var. Valla başka nereden vazgeçerseniz geçin. Fernandes'i almak çok büyük iş. Fernandes alınabilir mi? Yeni ya yönetim gelip bu arada? yeni yönetim gelip bu Fernandez'i alırsa geç sonu çok çok büyük iş yani. Ben çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Ben de ya. çok pahalı olduğunu düşünüyorum. Mesela Gezal için Bence de aynı geçerli. Evet. Maaşları da ama e, alırsan çok büyük iş yaparsın. Alamayanı ben çok eleştirmeyi doğru bulmuyorum. Mesela belki Beşiktaş bir daha kiralarsın önce. belki yani. Bir yılda ya, ne, ne, kadar koparırsan o kadar kar takım için. Çok iyi oyuncu. Gerçekten Peki. ben ilk programda çok iddialı konuştum diye demiyorum. Daha bundan da iyi oyuncu. Bu oynadığından da daha iyi futbolcu. Oyunu yönlendirme özelliği çok iyi. Halil'in bol servisini almalı mı? Yok almalı. Ben. Şu an çok büyük bir fırsat var Halil'in önünde. Çünkü Şenol Hoca'nın da benim duyduğum kadarıyla aklında bir köşesi Kerem de var, Halil de var. Böyle Kerem gibi, Halil gibi, Onca da Şenol Hoca bayılır ya. Kaldı burada. Ya Volkan Şen kaç Eşaltı gol kaç asist yaptı Bursa'da? Volkan Şen. Evet. Biraz seri olsun, biraz yetenekli olsun. Şenol Hoca da o topu kaleye ne kadar daha fazla isabetli sokacağını anlatır ona. Alternatif oyuncu sıkıntılarımız var orada zaten. Cenk e Tosun da yok şimdi. Enes bu hafta 2 gol attı. Bir de bu Ali Akman da yok maalesef. Ali hani oynayamadığı için şu anda maç konusunuz yok. Bu arada bir şey. ümit bir takımda da hali Dervişoğlu Ali Akman'ın yanında daha önünde yok. zaten aslında. Müthiş ikililer. Ben çok beğeniyorum ikisi birden. Çünkü beynim. sürekli ikisi de alan değiştirerek evet, evet. oynuyor. Evet. Halil'in bu özelliği etrafında bak Halil bir sezonda belki 8 gol atar, 9 gol atar ama takımın 30 gol atmasını sağlar. Bu çok değerli bir katkı. Zaten Mustafa Muhammed gayet iyi golcü. Sonra çok iyi golcü. Hı, hı. Mustafa Muhammed e, yani başka ama başka kaleci olsa ilk yere 3-0. En az. Mustafa Muhammed çözdü zaten hani sonradan girip. Sen ekstra böyle bir oyuncun var. Yine de Galatasaray'da bu Kerem, Halil, Mustafa Muhammed. Acaba bunu hani tabii hastalıklar geçirdiler maalesef. Bütün hepimiz hı hı. gibi onlar da bu pandemiden mustaripler. Ee, sıkıntılar yaşadılar ama bir dahaki sezon mesela bak maaşları topla. Galatasaray tarihinin uzun zamandır en düşük maaşı oynayan ileri üçlüsü olur değil mi? Üçü beraber olmuş Mustafa evet. Mehmet, Halil Dervişoğlu. Bir de Halil Dervişoğlu'nu Brentford'dan almak ne şöyle? Brentford Halil Dervişoğlu'nun yerine oynattığı oyunculardan çok verim oluyor ve Premier Lig'e yükselen üçüncü takım olabilirler. Olabilirler evet. Güçlü bir aday. Premier Lig'e çıkış evet. için güçlü Playoff bir aday. Geçen sefer playoff'ta kaybetmişlerdi evet. zaten Kaleci'nin kaybetmiş. hatası. O maçta işte karus geçti aslında. Yani o hatayı o yapar çünkü. Ee, ve şu var. Fatih Hoca'nın bence kafasındaki hücumcular da bunlar. Veya Oğulcan da iyi alternatif yine buraya. Bak. Doğru. O zaman Fernandes'e bonservis parası bütçeden daha çok kalıyor. Solbek'i de bonservisi elinde bir oyuncu alacaksın. İşte Van Aan adı geçiyor ve Hollandalısı oldu. Gayet iyi oynadı. Hangi bölgede Alioski'nin adı geçiyor. İhtiyacı var Galatasaray'ın önümüzdeki sene takımı. E Saracchi. Olarak... Tamam. Sol bek. Devam etmeyecekse sol e beke Emre ile beraber. Sağ de tabii ki sevgili kardeşimiz Omar'ın durumu önemli. Tabii doğru o önemli. Çok talihsiz evet, bir kaza geçildi. Ee, orada Yedlin, Şener. Şener'in iyi oynadığı maçlardan kesti olacaksa. hoca. bu maç artık kesti mi, dinlendirdi mi ben anlayamıyorum. Ben kestiğini düşünüyorum. Öyle mi? Niye? Bir şeylerden memnun değil bence. Neden mesela? Yani oyun içerisinde istediklerini tam olarak alamadığını düşünüyorum Tayland'dan. Yeterince. Verdiği görevleri tam olarak yerine geçen getiremediğini hafta. düşünüyorum. Geçen, evet, hafta. geçen hafta. Allah ım. Ben başka maç mı izledim acaba Ben bilmiyorum. Benim öyle düşündüğümü düşünüyorum. Çelişki şu. Taylan Galatasaray'da yedek kolu yedekte ilk geldiği zaman. Evet. Çünkü öyle onca vardı ki onun transfer edildiği mevkii. 10 gün zaten. Ya, 8 ya, 8 son gün yani. evet evet. 10 numaraya 8 numara. 10 numara ilk oynadığı maç Santa Fe evet. Taylan. Hı? Ta ilk yarının sonlarında oynadı. Hatırla. Geçen sezon. Gol de atmıştı hatta. Tabii tabii. O maçta oynadı ilk defa. 11'de. Sonra o pandemiden sonra bir baktık. O turnuva da vardı işte meşhur oyunla. Taylan bayağı yöndü. Kendini de oraya altı numarayı koymuş. Kafacı hazırlamış. Fatih Hı. Hoca dedim. Ya Fatih Hoca hazırladı. Milli takıma yükseltti. İnsan kendi eserini niye hani taşlandırmaz? Fatih Hoca bir de yani. Acaba neden? Bilmiyorum Etebu kalıcı mı Galatasaray'da? Sence? Bence değil. Bence Galatasaray seviyesinde bir oyuncu olduğunu hiç düşünmüyorum ben. Hep böyle düşündüm. Hiç fazla yani Kesinlikle. Öyle çok kötü bir oyuncu falan değil. Ama Etebu Taylan'ın alternatifi değil. Değil. Öyle bir oyuncu değil. Etebu Fernando'nun da alternatifi değil. Değil. Etebu Belhanda'nın da alternatifi değil. Hani ayrılan, iyi katkı veren orta sahaları söylüyorum. Etebu tamamlayıcı oyuncu. Yani i̇leri şey işte orta uçlu oynarsın. Hani ama başka oyuncularla olur yani. Daha mesela net bir defansif orta saha oynarsın. oynarız. Ama Taylan'la başka oynuyor galiba. 4-1-4, 4 Taylan 4-1. Ben bilmiyorum. Ya çok şaşırtıyor hoca beni. Ya ondan öğrendiğimiz futbolda çok şey var yani. Şimdi adam yıllarca milli takımı çalıştırdı. İşte büyük başarıları var. Hani sohbetlerde de söylediği. Ya kendi bir kere o seviyeye çekti. Milli takım seviyesine çıkardı ya. Geçen sene, bir sene önce bu dönem, değil mi? Hı hı. Tayland bir dahaki yıl, bir dahaki Avrupa Şampiyonası, pandemide ile ertelenen Avrupa Şampiyonası'nda 2021 yazında düzenlenecek Euro 2020'de milli takım kadrosunda olacak 6 numara kontenjanından. Hadi bir aleyce derdiniz ya. Yani. Doğru. Suyunu iç derdiniz. Ben de safvet <laughs> sus iç. <gülüyor> <gülüyor> e, orta sahada da Fernandez'in durumu belli değil tabii önümüzdeki sene için. Etebo ben oran oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Artık Fegoli'yi gözden çıkardığını düşünüyorum artık. E, öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Saracci muhtemelen yeniden kiralamayacak gibi sanki. Lüğün ya Luin Damadan da ben Galatasaray'a acayip içindim. katkıları olmuştur. Özellikle o Fatih Terim yöntemindeki şampiyonluk o işte Başakşehir'le 9 puan da kapanır 10 e, puan mi? mıydı? Evet. Da, ikinci o son 8-9 maç en mükemmel. iyisiydi yani o dönemde. Şampiyonun Ama bir numaralı etki. Halen takımın yerineydi. en yetenekli 3 oyuncunu bir tanesi olmakla evet. beraber e yani yeteneği performansı dönüştüremekten sonra o zaman işte o maaş sorun olur bu bütçede. O zaman şu gözüküyor yaz döneminde Galatasaray'ın elinden çıkarmayı planladığı yüksek maaşlı oyuncular var burada. Ama işte burada. kongre, seçim, kim gelecek, Tabi kimin yetkisinde olacak. Bence bunlar, bunu da söyleyeyim bütün kulüplerimiz için. Galatasaray için, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor. Kardeşim, profesyoneller karar vermeli bu konuyla ilgili. Nedir yani? Çünkü yönetici seçilecek. Yöneticiler seçilecek. Bütün profesyonelleri değiştirecek mi? Yani hiç kimse başarılı değil mi profesyonellerden? Bence kadro kimyasını zaten illa sportif direktör olmasın adı ama kadro kimyasını teknik direktörü. Kim çalıştıracak seni? Onun karar... Bu kongre başkan adayının teknik direktör adayı kim? Falan. Bunlar çok muğlak Galatasaray'da ve bunlar geç sebebi. Bak Beşiktaş'ta oldu o sıkıntı. Bunlar zarar veriyor kulübe bu durumlarda. Bak Ahmet Nurçe başkan seçildiği zaman çok işte biliyorsun yani adı zaten olağanüstü de kongre. Ama abi bu kadar da olağanüstü olmaz yani. Sezon başlamış. Daha yeni seçilmiş yönetim. Daha ilk maçta bir daha seçilmiş Fikret Orman yönetimi. Daha ilk maçta taraftarlar istemediğini beyan etmiş. Bırakıyorsan o zaman bırak. Yazın teknik direktör getirme sen. O sözleşmeyi yapma Abdullah E Galatasaray'da da aynı risk var şimdi mesela. Kim yapacak? Ne yapacak? Profesyoneller karar vermeli. Böyle bir devamlılık olmalı kulüpte. Anlatabiliyor muyum? Profesyonel karar vermeli. Seçlik ya ne olacak? Biliyorum. Seçilen yönetici sanki şey seçilecek. Hepsine saygılarımla başarılar dilerim ama Moon kimi seçilecek abi yani? Hani yönetici olarak. Hani çok bu işin profesörü, kadro kurma, teknik direktör seçme falan filan. Bunlar mı seçilecek? Hayır abi yine camiadan kişiler seçilecek. Aynı şı, aynı kafada sen o zaman Galatasaray'ın iyiliğini istiyorsan bırak kongre sonrasına kalmasın bu. Fernandez transferi kongre mi bekleyecekler? Peki, Gerçekten edeyim, soruyorum Ali. sana. Sen ilerleyen programda bunu değerlendir. Ali sorusu diye. Sor arkadaşlara tamam. da takım arkadaşlarımıza. Notumu da Merak ediyorum. Fernandez sonra. konusu mu? Fernandez transferi, öbür transfer. Galatasaray onu bekleyecek evet, yani. Kongresini bekleyecek. bekleyecek? Aa, Fernandez transferi. bir konu. Için. Öyle yani maalesef o bekleniyor. Ali C